Bugün yeni bir cumartesi söyleşisinde küresel iklim değişimi ve yenilenebilir enerji konusunda Sayın Selahattin İncecik ve Erdem Erdoğan'ın anlamının hakkını görüyorsunuz. Ben konuşmalarından falan yerlere konuşuyorum. Değerli konuklar, sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün cumartesi söyleşilerinden birini daha gerçekleştireceğiz. Sosyal İşler Komisyonu'nu ve Elektronik Komisyonu'nun birlikte hazırladığı bir etkinlik daha gerçekleştireceğiz. Bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde çok büyük katkıları olan Sosyal İşler Komisyonu Başkanı sevgili kardeşim Dağıstan Bekiroğlu'na çok teşekkür ediyorum. Söyleşi başlamadan önce bildiğiniz gibi bugün Uğur Mumcu'nun katledilişinin yıl dönümü. Onu bir daha sevgi ve saygıyla anıyoruz. Tabii bunun yanında geçenlerde yine katledilen Hrant Dink olmak üzere demokrasi mücadelesinde hayatlarını kaybeden Muammer Aksoy, Bahriye Üçok gibi birçok demokrasi şehidini de burada bir kez daha anıyorum. Tabi bu arada geçenlerde yine 6.'sı katledilen Aselsan meslektaşlarımızdan, Aselsan'da çalışan meslektaşlarımız da burada bir daha rahmetle anıyorum. Bugünkü söyleşimizin konusu küresel iklim değişimi ve yenilenebilir enerji. Bildiğiniz gibi karbon salınımı giderek artınca havalar ısınmaya başladı, iklimler değişti. O zaman karbon salınımını azaltmanın yollarına gidecek şekilde alternatif enerji araçlarına geçildi. Rüzgar enerjisi bir ara denendi, hala deneniyor. Onun da sorunları çıkınca güneş enerjisine yöneldi ve bu süreç böyle gitti. Bu süreç içinde neredeyse 40 yıldır bilimsel çalışmalara katılan ve dünya çapında bu çalışmalarını yürüten değerli kardeşim Profesör Doktor Selahattin İncecik bize bu tecrübelerini, yaptığı çalışmaları ve dünyada yapılan çalışmaları bize burada aktaracak. Ben kısaca Profesör Doktor Selahattin İncecik'in özgeçmiş hakkında kısaca bilgi vereceğim. 1949 yılında İstanbul'da doğdu. İTÜ Elektrik Fakültesi Meteoroloji Şubesinden mezun oldu ve doktora derecesini İTÜ'den aldı. Doktora öncesinde Avrupa Konseyi bursu ile kısa süreli olarak Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü'nde, doktora sonrası da İskoçya Üniversitesi'nde ve ABD Pennsylvania Devlet Üniversitesi'nde meteoroloji bölümünde araştırmacı asistanı olarak görev yaptı. 1992-94 yılları arasında Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde dekan yardımcılığı, meteoroloji mühendisliği bölümünde ana bilim dalı ve bölüm başkanlıkları görevlerini yürüttü. Fakülte ve yönetim kurullarında üye olarak görev aldı. Yönetiminde 7 doktora çalışmasını sonuçlandıran Profesör İncecik'in atmosfer bilimleri ve çevre alanında 250 civarında ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır. Çok sayıda ulusal ve uluslararası projelerde yöneticilik ve araştırıcı olarak yer almıştır. Birçok dergide burada şey var ama ben fazla vaktinizi almak istemiyorum. Birçok bilimsel dergide misafir editörlük ve yazı kurullarında danışmanlıkları vardır. Türkiye'de çok sayıda uluslararası konferans düzenleyen Profesör Selahattin İncecik, 1997, 2001, 2005 ve 2012 yıllarında seri konferanslar düzenlemiş ve 2013 yılında da NATO Air Population Modeling and Its Application toplantısını düzenlemiştir. Son olarak da Harvard Üniversitesi'nde Üniversitesi ile ortak olarak İstanbul Mart 2009'da aynı konferansı yönetmiştir. Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği, Türkiye temsilciliği ve konsey üyeliği yapmaktadır. Hava kirlenmesi araştırmaları ve denetimi Türk Birlik Komitesi Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesidir. TÜSİAD Çevre Çalışma Grubu üyeliği vardır. Ve bunu böyle devam edip gidiyor. Biraz kısa kesmek gerekirse en önemli çalışmalarından birisi de Doktor İncecik Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişimi raporlarında leading author olması nedeniyle 2007 Nobel Barış Ödülü'ne katkı yapan yazarlar arasında yer almıştır. Evli ve bir kız çocuk babasıdır. Şimdi sözü değerli kardeşim, ki bu arada şey yapayım, bizim yarım yüzyıla varan bir dostluğumuz, arkadaşımız ortaoktan gelen sevgili kardeşim, buyur. Söz senin. Çok teşekkür ederim. Bu tatil gününde buraya geldiniz. Burada birkaç saatinizi ayırdığınız için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Burada benim çok değer verdiğim, çok özel bir yer olan Ahmet Hocam olması emrinde gerçekten bana çok gurur veriyor. Onu ben öğrencilik yıllarımda çok Ahmet Hocam'ın özel bir yeri vardır. Onları hala başka ortamlarda bunu paylaşırım. Burada çok değerli arkadaşlarım bir anda bu anda da görmüş oldum. O yüzden ben de çok mutluyum bir anlamda. Özür dilerim, çok uzun bir şey oldu gerçi ama hiç önemli değil. Önemli olan bir şeyler, bir tuğla koyabilmek bu dünyada. Biz de bunu başarmaya çalışıyoruz bilim dünyasında. Ben bu anlamda hem sizlere yaklaşık bir saat sürmeyi planladım ama onu biraz azaltmaya çalışacağım. Bu konuşmamda birkaç noktaya odaklanmak istedim. Bunların birisi tüm dünyada iklim olayları konusunda ne oluyor? Yaklaşık 2500 yıl önceden itibaren geriye dönüp baktığımızda bunun geçmişinde nasıl başlamış bu olaylar? Bugün nereye gelmişiz? Bugün küresel anlamda dünya nelerle uğraşıyor bu alanda? Ve önümüzdeki yıllarda, hatta yüzyıllarda ne tür beklentiler var? Ve bu beklentiler karşısında uluslararası ortamlarda olmuş bir takım kararlar, uygulamaları, bunları burada değinmeye çalışacağım. Bir de tabii işin önemli yanı, Türkiye'de bu işler ne oluyor? Türkiye bunların neresinde? Bu uluslararası dünyanın aldığı kararların, uygulamaların neresinde? Onları tartışma imkanı da bulacağız sizlerle de. Tabii bir de çözüm yolları, çözüm yöntemleri konusunda nereye gidiyor? Dünya nereye gidiyor? Türkiye nereye gidiyor? Gerçekten bir çözüm var mı? Bu konuda ümitler var mı? Çok mu karamsar gibi? Birçok sorunun yanıtını burada sizlerle beraber konuşmaya çalışacağız. Konuşmanın başlığı tabii Türkiye küresel iklim değişimi, Türkiye üzerine beklenen etkileri ve yenilenebilir enerji. Birbirinden sanki kopukluk içerebilir ama ben bunları elimden geldiğince bağlamaya çalışacağım. Evet, şimdi az önce söylediğim gibi bu işlerin aslında geçmişi çok önemli. Yani nereden başlamış diye bakarsak iki önemli referans var burada. Yani Hipokrat'ın ve Aristo'nun ilk çalışmaları aslında bugünü gösteriyor, bugün ışık tutuyor. Yani 2500 yıl önce bu insanlar yaptıkları yazımlarla bir anlamda ışık tutmuşlar, bir anlamda bulundukları ortamlarda ortamları kritik etmişler ve orada ortaya çıkan problemlere nasıl çözüm buluruz diye bunlara ait bir takım arayışlar içerisinde olmuşlar. Tabii burada belki çok iyi görünmüyor ama gerçekten iki önemli iş var. Bir tane iş yapılmış iş var. Biri Hipokrat'ın dediğim gibi 2500 önce Airs, Bosons and Traces isimli eserinde burada çok önemli bir bulgular var ve yönlendirmeler var. Sebebi şu, yani o zamanlar dünyada yani iklim olayları nedeniyle bir takım hastalıklar oluşmaya başlıyor. Ve buna ait bir çözüm bulmaya gerekiyor. Bunlar da bilge kişiler yapıyor. İşte bunun gibi bilge kişiler ortaya çıkıyor. Bunları ortaya koymaya çalışıyor. Sonra Aristo'nun durumuna baktığımızda, tabii Aristo aslında çok daha ilginç. Hipokrat biraz daha sağlık tarafına bakıyor işin ama Aristo bir matematikçi yani. Aristo çok önemli bir adam ve bunun çalışmalarında da yer aldığını gördüğümüz en önemli eseri Meteorologika. Yani meteoroloji bilmeye ait ilk temel eserlerden biridir kendisi. Ve burada atmosfer ve hava olaylarını ilk kez değiniyor. Aslında ben bu kitabı okudum. Bu kitabın İngilizce versiyonu var. Bizim üniversitede var. İspanya'sında bulabilirsiniz. Aslında bu kitapta da iklim değişikliğine ait bazı göstergeler var. Yani yaklaşık olarak 12 falan bölüm olacak bu kitapta. Çok ilginç bulgular var ve yani işte Nil Nehri'nde taşma meydana geliyor. Bunu nasıl tarıma az zarar verebilir? Buna ait arayışlar içeriyor. Yani karşılaşılan problem ve çözüm üzerine kafa yoran bir kitap bu bir anlamda. Çok ilginçtir. Tabii yani dediğim gibi her şey 2500 yıl önceki bu bulgularla ortaya çıkıyor ama tabii başka bir şey daha var. Yani 1970'lere gelinceye kadar iklim olaylarıyla ilgili birçok bilimsel eser görüyoruz. Var bunlar, yapılmış çalışmalar var ama burada bunların nedenleri üzerinde çok fazla bilimsel çalışmalar yok. Biraz daha entegre çalışmalar hemen hemen hiç yok. Yani noktasal çalışmalar, bölgesel çalışmalar bunları görüyoruz. İklim değişiyor tabii. Yani iklimin değişikliği sadece bugünkü yüzyılda geçti. Geçen yüzyılda ortaya çıkmadı yani. İklim uzun yıllardır, yüzyıllardır değişiyor. Ama tabii değişim de nasıl bir değişim bu? Yani bu değişim hayatımıza nasıl etkide bulunuyor? Önemli olan da bu galiba. Ve dediğim gibi 1970'lerden sonra dünyadaki iklim olayları da bazı gerçekten büyük zararlar başladığını ve sosyal hayatımıza, ekonomik hayatımıza ilişkin bazı önemli zararlar ortaya çıktığında artık bir anlamda bir dünya çapında, küresel anlamda buna bir el atmak gerekiyor, bunu yönlendirmek gerekiyor, entegre çözümler bulmaya gerekiyor gibi bir arayış ortaya çıkmış. Ve ilk kez Dünya Meteoroloji Organizasyonu merkezi Cenevre'de olan bu organizasyon Şubat 79'da Cenevre'de Dünya İklim Konferansı düzenledi. Bu ilktir ve bugünkü gelinen noktanın da resmi ilk çabalarını bu tarih oluşturuyor. Ve bir anlamda iklim olaylarının ilk tartışıldığı ilk bilimsel toplantı diyebiliriz buna. Tabii bunun sonrasında birçok konferansın yapıldığını görüyoruz. Ama 1988 yılında daha bu işler resmileşmeye ve önlem almaya yönelik veya durumu daha iyi anlamaya yönelik olarak daha geniş tabanlı bir bilimsel çalışma organizasyonunun yapılması gerekliliği üzerinde birleşiyor ve 1988 yılında Dünya Meteoroloji Organizasyonu ve UNED tarafından bir panel kuruluyor. Bu panel IPCC diye bilinen Hükümetler Arası İklim Değişim Paneli. Şimdi niye Hükümetler Arası? Sebebi şu, yani resmi yaptırımları yapacak olan hükümetlerdir. Yani sorumlu olan onlardır. Dolayısıyla o yüzden hükümetler burada yer alıyor. Yani hükümetlerin daha doğrusu ismi yer alıyor en azından. Bu IPCC raporları gittiği zaman zaten bunun hükümetler nezdinde bunun onaylanması gerekiyor gibi böyle bir çalışma var. Şimdi ilk kez IPCC burada kuruldu 1988 yılında. Ve daha sonra, 2 sene sonra bu grup ilk haliyle ilk değerlendirme raporunu sundu 1990 yılında. Bu ilk resmi rapordu aynı zamanda, kayıtlara girmiş. Yine en basit rapordur, en sade raporlardan. Bugün gelen noktadaki raporlar artık yani ilk raporlarla kıyaslanamaz hali. Daha sonra 2. rapor, 3. değerlendirme, 4. değerlendirme ve bugün gelindiğinde yani 2007-2013 dediğimiz tarihe gelindiğinde 5. değerlendirme raporu ortaya çıktı. Bu son derece artık ayrıntılı ve çok sayıda bilim insanının yer aldığı giderek bir rapor olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bunların arasında çok sayıda özel raporlar da yayınlandı. O özel raporlarla da bunlar zenginleştirmeye çalışıldı. Sebep şu tabii, yani bugün hangi üniversitenin, dünyadaki üniversitenin atmosfer bilimleri alanında, meteoroloji alanında ki bir biriminin misyon ve hedeflerine bakarsanız, vizyonuna bakarsanız şöyle başlar. Understanding of the Atmosphere diye başlar. Yani bu şu demek bir anlamda. Yani biz atmosferi daha henüz bilmiyoruz yani. Hala bilmiyoruz. Bu bir okyanus yani. Bunu anlamaya çalışıyoruz. Burada hala, çünkü burada bir nonlineer bir yapı var. Bugün uygulanan model çalışmalarımızda biz bunları uzun zamandan beri yapıyoruz. Dinamik modeller uyguluyoruz. Bugün örneğin 2100 yılına kadar modeller çalıştırıyoruz. Ama 2013 raporuna geldiğinde 2300'e çıktı artık. 2300 yılına kadar modelleniyor. Dünyanın her noktası modelleniyor. Ama hala yeniden gözlem ağı, network hala yeterli değil. Hala yeterli değil. Yani burada yersel ve zamansal ölçüm yapan network'ün giderek zenginleşmesi sağlanıyor ki daha iyi anlayalım, yani atmosferimizi daha iyi anlayalım diye. Yani bu raporlar aslında bütün bunları ortaya koyuyor. Şimdi küresel ısınmanın bir gerçek olduğunu ne zaman anlamaya başladık? Yani bu yayınlar çıktığı zaman işte Al Gore Türkiye'ye geldi, hatırlarsanız. Tabii orada biraz magazinel şeyler de var ama yani işin gerçeği de bu yani. Bunlar tabii biraz daha sertleştirmeye çalışılıyor, biraz daha medya kullanılarak bu işin vahameti, bu işin ciddiliği anlatılmaya çalışılıyor. Şimdi bugünkü dünya profiline baktığımızda bu IPCC'nin son 2 raporu, ben de o raporun yazarlarından ve aynı zamanda diğer raporun da hakemi oldum. Şunu görüyoruz, bir defa 4. değerlendirme raporunda ki bu 2007'de yayınlandı, bir defa ortalama hava sıcaklığı ve okyanus sıcaklıklarında bir ciddi bir artış var. Yani bu ortaya kondu. Kar buzullar vesaire bütün bunlar azaldı. Ve deniz seviyesi yükseklikleri artma eğilimi gösteriyor. Ve bir anlamda iklim sisteminin ısınması bu raporlar resmi olarak ortaya kondu. O tarihe kadar olan raporlar hep böyle küçük tespitler halindeydi. Ama burada ilk kez ayrıntılı bir delilleri ortaya koydu. 4. değerlendirme. Burada bir şey daha var. Tabii bu işin bir de hep sebep sonuç ilişkiler beraber gidiyor. Yani siz atmosferde işte fosil yakıt kullanıyoruz. Bütün günlük hayatımızda olduğu gibi. Hala da öyleyiz. Bütün dünyada böyle. Ama tabii hep değişiklikler var ama onlar çok yavaş ilerliyor. Bunun sonucunda atmosfere gönderilen bu emisyonlar, sera gazı emisyonları atmosferde mutlaka bir karşılık bulacak. Atmosferin dengesini, doğal dengesinin üzerinde olumsuz bir yapıya dönüşmesini sağlayacak. Bunlardan en önemlisi de, en önemli fiziksel süreçte burada radyatif denge değişiyor. Bu radyatif dengeyi değiştiren, yani ısınma ve soğumayı değiştiren atmosferdeki gazların absorplanması. İşte burada yuvarlakla gösterilen, dikkatlerseniz sol tarafta yer alan gazlar ve sağ tarafta yer alan gazlara baktığımızda bu dengenin ne hale geldiğini görebiliyoruz. Bu denge giderek olumsuz bir şekilde dönüşüyor. Tabii bu radyatif denge 1970'lerdeki radyatif dengeyle bugünkü radyatif denge de değişti. Bunun profilleri de değişti. Burada da değişimler var. Ama ortaya kondu ki sera gazları radyatif etkiler bakımından burada yönlendirici ve sonuç alıcı. O halde hedef sera gazları. Bunun bilimsel olarak kanıtlandığını söyleyebiliriz. Sonuç ne oluyor? Sonuca baktığımızda bir defa küresel ortalama sıcaklık artıyor. Az önce söylediğim gibi deniz seviyesi yükseliyor. Ve Kuzey Yarımküre'de kar örtüsü de değişiyor. Yani bu da azalıyor. Bunun da çok sayıda delilleri var. Ya ben basit bir şey söyleyeyim. Belki kendiniz de çevrenizi hatırlayacaksınız. Meşrutiyet zamanında yazılmış bir kitap var. O zamanki gözlemlere göre yapılmış. Kandilli Hastanesi'nden aldım. Buldum daha. Atılmış bir tarafı. O kitapta yazılmış o kitaptaki ilk ölçümler, İstanbul'da ilgili yapılan ilk ölçümler çok ilginç şeyler söylüyor. İstanbul'da meşrutiyet zamanında yılda ortalama karlı geçen gün sayısı 20 gün, 19-20 gün. Bugünkü durumu düşünebiliyor musunuz? Bugün 4 ile 5 gün. Yani sadece basit bir örnekle dikkatinizi çekmek isterim. Yine 404 değerlendirme raporuna baktığınızda bu da şunu söyledi, yani ilk resmi rapor, en önemli rapor olması gerektiği noktasından söylüyorum. Sera gazlarındaki artış nedeniyle bu sıcaklık yükselmesi gerçekleşiyor. Bunu ortaya koyuyor. Ve ama bunun sebebi de insan etkisidir diye nokta koyuyor. Bu çok tartışma götürdü. Yani sadece insan etkisi midir? Bunun doğanın kendi içinde geri beslemeleri var mıdır, yok mudur? Bunlar tartışıldı. Ama bu sarıyla gösterdiğim burada bunlar üzerinde fikir olmalı. Şimdi yine şunu biliyoruz gerçek olarak, bilimsel gerçek olarak. Karbondioksit konsantrasyonu aslında sıcaklıkla çok ilgili. Yani absorpte edildiği zaman sıcaklıkta da benzer paralel artışlara yol açabilir. Bu uzun yıllardır ortaya çıkan davranışlar bunu destekliyor, bilimsel olarak da destekliyor. O zaman buraya baktığımızda arz atmosferinin ısındığı gerçeği, kırmızıyla görülen ısındığı gerçeği bizim artık mutlaka odak içerisinde almamız gereken bir gerçek. Bu sonuç bir anlamda Çin'de yaşadığımız gerçektir. Şimdi IPCC raporundaki temel noktaları basit bir şekilde özetlersek şuna geliyoruz. Diyoruz ki gelecekteki iklim değişikliği şöyle olacak. Yani bir defa kurak alanlar daha kurak olacak. Yani bu tabii hiç istenmeyen bir durum. Bazı başka yerlerde de taşkın riskleri artacak. Yani hiç beklemedik bir yerde, beklemedik bir zamanda bir değişiklik meydana geliyor. Bu bizim hiç beklediğimiz veya arzu ettiğimiz bir değişiklikte olmasa gerek. Mesela 2050'li yıllarda 1 milyardan fazla insanın içme suyu sıkıntısı çekeceği büyük bir gerçek var önümüzde. Bu tahmin ediliyor. Ondan sonra 2020'den sonra tarım ürünlerinde bir yarı yarıya bir azalma meydana gelecek. Düşünün bizim gibi ülkelerde böyle bir ürün azalmaya gidilmesi ciddi bir problem. Tabii Afrika için de geçerli. Asya'nın bazı delta ülkelerinde mesela geçerli. Onlar için çok daha büyük riskler var. Sağlık sorunları giderek artması bahsettiğim ülkelerde çok daha ciddi boyutlarda. Ada ülkelerinde örneğin. Isı dalgaları artıyor. Yani bu neyi etkiler en başta? Turizmi etkileyecek. Yani turizm yatırımlarını etkileyecek. Yani bundan sonra artık Akdeniz'e 2050'li yıllardan sonra turizm yatırımlarını yapan kişilerin çok dikkatli olmaları lazım. Yani müşterinin seçme davranışını görmek bakımından bu gerçekten bir yatırımın 50 ile 100 yıl arasında değer bulacağını düşünürseniz bu yatırımları yaparken çok dikkatli olmak lazım. Yani Akdeniz ciddi bir risk taşıyor. Biyoçeşitlilik aynı şekilde ciddi kayıplar içeriyor. %20-%30'lara kadar. Ve en önemlisi de kırılganlık artıyor. Yani meydana gelen bir değişiklik tüm ülkenin ekonomisini alt üst edebiliyor. İşte görüyoruz yani en çok ekonomisi zaten çok kırılgan olan işte Bangladeş gibi ülkeleri, Hindistan'ın güneyi veya Asya'nın Güneydoğu Asya'daki ülkeler gibi, bazı ülkeler gibi. Oralarda çok ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Ada ülkeleri aynı şekilde. Bu ülkeler için gerçekten büyük ekonomik kayıplara yol açabiliyor. Ve sonuçta bu ekonomik kayıplar raporu bir anlamda yani işin bilinen son noktası ekonomi. Ekonomiyi etkilediği için de bir anlamda yola çıkıyor. Açıkçası biraz bugünkü gerçeği de biraz buna dayanıyor. Ve baktığımızda bütün bunlara baktığımızda son 50 yılda gerçekten belirgin bir değişim var. Dünyanın her yerinde bir değişim var. Ama içinde bulunduğumuz mesela Türkiye için düşünürseniz eğer, Türkiye için durum nedir diye bakarsanız, Türkiye Güneydoğu Avrupa'nın iklim değişikliğinden en fazla etkilenen bölgelerinden bir tanesi görüyorsunuz. Ve gerçekten orada doğanın haksızlığı olan bir ülkede yaşıyoruz diye düşünebilirim. Tabii bu Türkiye'de olumsuz sonuçlar yol açacaktır ama Türkiye'nin bu durumu daha iyi kavrayarak en azından önündeki yılların ne yapacağını, hangi bölgesinde ne olacağını ortaya koymak bakımından gerçekten bilimsel çalışmalara ihtiyacı vardı. Bizde mesela en son bir Avrupa Birliği'nin desteklediği bir bakanlığa bağlı bir proje, büyük bir projede bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Türkiye'yi 2100 yılına kadar modelliyoruz. Dinamik modeller. 2100 yılına kadar. Türkiye'nin her noktasını 10 kilometrelik yüksek çözünürlük bunu yapıyoruz. 3 tane model uyguluyoruz. 3 tane küresel iklim modeli ve bir orta ölçekli modeli bunu yapıyoruz. Geniş bir grupla arkadaşlarımızla beraber bunu yapıyoruz. İlk defa bu Türkiye için oluyor. Bu kadar yüksek çözünürlük bugüne kadar hiç kullanılmadı. Bu şunun için çok önemli. Türkiye'nin de önündeki yıllarda hangi bölgesinde, hangi sektör nasıl etkilenecek? Yani sanayisini, tarımını, turizmini, Türkiye'nin yüzeysel su kaynaklarını formül etmesi lazım. Yani artık eskisi gibi ben sabahleyin uyandım, böyle yapacağım yok artık. Her şeyi bilimsel yapmak zorundayız. Tarımı bilimsel yapmak zorundayız. Seçimleri bilimsel yapmak zorundayız. Yani kalkıp da Konya'da şeker fabrikası kurmanın bir anlamının olmadığını anlamamız lazım. Yani bunları hep görerek yapmak lazım. Yani bu bilimsel gerçekleri görerek yapmak lazım. O yüzden de bu çalışmalar çok önemli diye düşünüyorum. Yağışla meydana gelen değişiklikler en önemlilerinden bir tanesi. Gerçekten. Çünkü bütün dünyada yağış rejimi değişti. Değişiyor değil, değişti yani. Bu ne demek? Yani istenmeyen bir zamanda, beklenmeyen bir zamanda bir yağış meydana geliyor. Yani şöyle düşünüyorsun, İstanbul'da mesela Aralık ayında, Aralık ayında bir örnek vereyim. Yaklaşık olarak 100 milimetre civarında yağış toplam. 110 olur, 115 olur. Şimdi bu yağışın bir bölgeye bir gecede gelmesi gerektiği zaman ne altyapı kaldırabilir bunu? Yani bir de sonuçları düşünün. Hani 2008 Eylül'de hatırlarsanız bu Cendere bölgesinde taşkını hatırlarsanız çok sayıda insanımız orada maalesef vefat etti yani. Arabaların içinde kaldı öldüler. Ekonomik bir yıl zarar o bütün Trakya bölgesinde. Yani bunlar hep geleceği iyi görmemenin, geleceği iyi araştırmamanın sonuçları bir anlamda. Yani biz geleceği ne kadar iyi görürsek, ne kadar iyi hesaplarsak, adımlarımızı tartarsak, bunu bilirsek o zaman önümüzdeki yolları daha iyi tanımlayabiliriz. Yani kendi network'ümüzü, kendi topraklarımız içerisinde daha iyi tanımlayabiliriz. Bunu yapamazsak hep kadercilikle götürülür. Yani kadercilikle o üçüncü ülkelerinin baktığı gibi götürülür. Ama onlar bile artık kendi çözümlerini oluşturmak için modern çözümler için arayış içindeler ve bunun içerisinde girdiler. Bunu da bilelim yani. Türkiye olarak çok övünmeyelim yani. Türkiye'nin çok üzerine çıkan tüm ülkeleri var yani. Evet, burada tabii bahsettiğim gibi bütün bu bölgelerde etkiler var. Bu grafik çok ilginçtir. şu bakımdan ilginçtir. Yanlışla yani tüm küresel anlamda, değersel ve zamansal hangi bölgede nasıl değişiklik meydana geliyor, bunu görmek mümkün. Tabii bunlar, ben IPCC'nin çalışmasından aldım ben bunu. Burada dünyanın her bölgesinde, yani bazı değişimin çok karakteristik olacağı bölgesinin örnekleri var. Burada bizim aslında Çin'de yaşadığımız bölgede de ciddi değişim var. Yani hem Akdeniz hem de Güneydoğu Akdeniz olması, Güneydoğu Avrupa ve Doğu Akdeniz olması nedeniyle bir değişim var. Ve bu değişim neticesinde hem Türkiye'nin daha yukarı bölgelerinde, hem batı bölgesinde hem de güney bölgelerindeki değişimleri bizim iyi anlamamız gerekiyor bunlarla beraber. Şimdi bakıyorsunuz mesela bu bölgelerde hep artış var. Bu artış, yani diyorsunuz ki hem iklim değişikliği, kuraklıktan bahsediyorsunuz, bir de yavaş artışı ortaya çıkıyor. Yani nasıl bir yaman çelişkiniz diye düşünebilirsiniz. Evet, bu gerçek. Yani kurak bir bölgenin daha kurak olması, yağışlı bir bölgenin, yani mesela bizim şu anda 24 havzada yaptığımız ilk çalışmalar şunu gösteriyor. Yani Doğu Karadeniz bölgesi 10 kilometre çözünürlüğe baktığımızda yağış özellikleri değiştirmiyor. 2100 yılına kadar değiştirmiyor. Yani orada biz yağış eksikliği sosyolojisi değil yani. Zaten değildi ama değil yani. 2085 yıl sonra da olmayacak. Biz şimdi mesela bu projeden sonra 2300 yılına kadar yeni projeksiyonlara başlayacağız. Yani bunu görmemiz gerekiyor. Ama Türkiye'nin diğer bölgeleri maalesef kırılgan diye düşünüyorum. Bir başka gerçekte ekstrem hava olayları. Ekstrem hava olayları tam Türkçesi yani ani karşılaşılan ani hava olayları veya evet, yani böyle bir şekilde bakabiliriz. Burada tabii sıcaklık ve yağış çok öne çıkıyor ama özellikle sıcaklıkta mesela minimum sıcak, en düşük sıcaklıklardaki değişimler çünkü bu doğa olayları üzerinde çok etkili. Yaşam üzerinde etkili. Ekonomik kayıplara en çok bu olaylar sebep ediyor. O yüzden bunları iyi anlamak gerekiyor. WMO'nun son güne beraber bir rapor yayınladı. O raporun da hakemiydim ben. Ekstrem hava olayları ilgili. Mitigation of the Risk diye başlıyor. Mitigation of the Risk of the Extreme bu hava olaylarıyla ilgili olarak. Burada bütün dünyada küresel anlamda bu olaylara baktığında ne oluyor? Yani ekstrem hava olayları dediğimiz bakın, fırtınalar ne oluyor? Yani İnan dünyanın pek çok bölgesinde baktığımızda çok yaygın değişiklikler olduğunu görüyoruz. Bir defa daha az sıklıkta soğuk günler meydana geliyor. Yani şu anda bilirsiniz ki ya Ocak ayında 20 derece sıcaklıktayız şu anda 23'ünde. Normal bir şey mi? Bu değil tabii, normal bir şey değil ama her anormal gördüğünüz şeyi de iklim değişikliğiyle ifade etmemek lazım. Çünkü iklim değişikliği uzun bir süreçtir. Yani günlük hava olayları onlar günlük salınım içerisinde gider ama trend önemlidir burada. Örneğin soğuk geceler, don içeren günler, sıcak günlerde sıcak geceler, bütün bunlar ve ısı dalgaları bunların daha sık olarak meydana geldiğini görüyoruz. Bu çok önemli. Bunun örneğin en çok meydana geldiği Kuzey Atlantik'te bir yüzey sıcaklıklarında da deniz yüzey sıcaklıklarında da ciddi artışlar var. Bu ise deniz yüzey sıcaklıklarının artışı çok daha büyük tehlike yol açabiliyor. Büyük bir birikim meydana gelebilir. Ve bunun yansıması çok daha etkili olabiliyor. Tropikal siklonların sayısında ve şiddetinde artış var. Şimdi tropikal siklonların sayısı ve artış var dediğimiz vakit şunu hemen düşünebilirsiniz. Mesela örneğin Türkiye'nin tornado dediğimiz şey 1970'lere kadar kayıtları resmi olarak tutulmuyor. 1973 ya da 74'ten itibaren Meteoroloji Genel Müdürlüğü bunun kayıtlarını tutmaya çalıştı. Bunun daha öncesi bütün bilgiler gazete haberleri. Yani oradan alınacak. Çok güvenilir olmayabilir bunlar. Fakat bütün bu bilgilere baktığımızda 1800'lü yıllardan itibaren baktığımızda şunu görüyoruz. Bunların sayısı artıyor. Türkiye çapında artıyor. Şiddeti artıyor. Mesela Türkiye'de bir tane şu ana kadar F2 Pushite ölçeğinde tornado meydana geldi. Bir daha meydana gelmedi. Hep F1 ve F0 denilen daha az küçük şiddetli meydana geldi. Ama geçenlerde Antalya'da mesela büyük bir fırtına meydana. Yani bunun getireceği binalara getireceği yükler mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Yani bunları izlemek gerekiyor ve bunların da geleceğe yönelik tahminlerini yapmak gerekiyor. Tabii burada başı en çok değerli giren ülkelerden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri ve Asya. En büyük dertler onlar çekiyorlar. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde. Burada ki hurricane dediğimiz fırtınaların, işte Asya'da da tayfun dediğimiz isim verdiğimiz aynı fırtınaları sayıslarında ve sıklıklarında, frekanslarında ciddi artışlar var, büyük artışlar var. Bu Amerika'da bunlara meydana gelen zararları çok rahat ölçebiliyorlar. Yani Asya'da biraz daha zor ölçüyorlar. Amerika'da mesela Louisiana'da meydana gelen bu Katrina fırtınası 2005'teki 200 milyar dolara yakın bir fatura çıkardı Amerika'da. Ve inanın ben New Orleans'a gittiğimde konuşuyoruz, insanlarla görüşüyoruz. Hala sosyal yaraları kapanmadı. Çünkü büyük bir kütle şehirden transfer oldular. Yani bir başka yere göç etmek zorunda kaldı. Yani bu kolay karşılanabilir bir durum değil yani. Çok zor şartlar. Başka şey mesela bir başka fırtına meydana geldi. Amerika'nın batı doğusu doğu kıyılarında. O da biraz daha zararlı fakat orada da daha yani gelişmiş şehirlerdeki etkisi nedeniyle çok daha fazla sansasyon yarattı diye öyle diyebiliriz. Asya ülkelerinde de benzer şeyler var. Tabii Asya ülkelerinde yani kıyasladığımızda maalesef insan ölümleri çok daha fazla. Çünkü yapıları bunu kaldıramıyor. Daha az donanımlı ülkeler bunlar. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nde belki maddi şeyler yüksek oluyor ama insan sayısı daha az. Yani kaybedilen insan sayısı daha az. Şimdi tabii bu sıcaklıkların yükselmesi konusunda hızlı geçiyorum. Bunlar artık burada bir resim var. Mesela hani buzulların erimesiyle ilgili birçok böyle magazinsel düşünceler oluyor ama gerçekten bu iki fotoğrafı 52 ayrı zaman noktasında almış iki fotoğrafı kıyasladığınızda bunun farkına varabiliyorsunuz. Bu bir anlamda bir bilgi şunu da ortaya koyuyor. Gerçekten ciddi bir etki var. Ciddi bir etki var. Şimdi baktığımızda peki sıcaklık ne oluyor mesela küresel anlamda ne oluyor? Sıcaklıkta ciddi bir artış var. Şimdi özellikle mesela her sene aşağı yukarı 2 senede bir veya her sene hep rekor kırılıyor. Ya böyle şey olur mu? Dünyada rekor sıcaklıklar meydana geliyor. Mesela en sonunda 2014'te meydana geldi. Ya bu olacak şey mi? Her sene bilerek sıcaklıkların arttığını görüyoruz. Bu trendin de bir sonucu bir anlamda. Peki en çok nerelerde meydana geliyor bu etki, bu sonuç? Bugünkü fotoğrafla baktığımız olaya mesela Avrupa bunun içerisinde var. Onun için Avustralya var mesela. Avustralya bu konuda en çok zarar gören ülkelerin hatta kıtanın başında geliyor diye. Amerika Birleşik Devletleri'nin batısı en fazla etkilenenler. Pasifik Okyanusu aynı şekilde. Bu etki karşısında çok ciddi bir sonuç ortaya konabiliyor. Ve eşdeğer iklim duyarlılığı diye mesela bir kavram var. Bu kavramla beraber bu değerlendirmeleri gruplandırarak da yapabiliyorsunuz. O zaman nerelerde beklentinin az, nerelerde daha yüksek olduğunu anlayabiliyoruz. Şimdi örneğin bu bölgeler aynı şekilde bunun beklentileri gösteriyor. Şimdi bir de rakamsal bir değerler var. Nasıl artış meydana geldi, nerede ve ne kadar oluyor? Baktığımızda şunu görüyoruz. Bütün son 100 yılda küresel anlamda 0.7 derecelik bir artış var. Bu tabii bütün kürelerin ortak rakamı, ortalama rakamı. Fakat bu böyleyken Avrupa kıtasına baktığımızda bunun çok üzerine çıkıyor. Bu tehlikeli bir şey. Benzer şey Avustralya için de geçerli. Bizi daha çok Avrupa'ya ilgilendiren için biraz söylemek istiyorum. Mesela Avrupa'da yaz sıcaklıkları küresel ortalama değerle beraber değer kadar artarken ama kış sıcaklıkları çok fazla. 1.1 derece. Yani bu tehlikeli bence en önemli göstergelerden biri. Eğer küresel projeksiyonları not edersek 2100 yılına kadar Avrupa'nın projeksiyonları 6 dereceye kadar çıkabiliyor. Bu şeye bağlı olarak, emisyon profiline bağlı olarak. Benzer şekilde Avrupa'da yağışların nerelerde ne kadar daha değiştiğini görebiliyoruz. Ve ısı dalgalarının arttığını bu grafiklerden görebiliyoruz. Peki bu sorumlu dediğimiz, hani sera gazları dediğimiz şeyin ölçüsü nerede ölçülüyor, nerelerde ve nasıl ortaya konabiliyor dediğimiz küçük bir ortada. Dünyada 40 nokta civarında 40 bölge var aşağı yukarı, 42 galiba yanlış hatırlamıyorsam. 42 noktada karbondioksit ölçümü. Bu çok zor bir ölçüm. Ama bu ölçümün insan kaynaklarından uzak bir yerden yapılması gerekiyor. Mesela bu konudaki referans laboratuvarlardan biri diyeyim. Hawaii adalarında, Amerika'da Mamalua'da. Orada 1955'te kuruldu bir istasyon ve bugüne kadarki şeyle en çok kredisi en yüksek istasyonlardan biri. Ve bugün baktığımızda yani bu Aralık 2014 rakamı söylüyor. Karbondioksit 399 ppm oldu. Yani milyonda 399 oldu hacimsal olarak. Bu ciddi bir trend görüyorsunuz. Ciddi bir artış var ve bu önlenemeyen bir artış var. Yani bu önlenemeyen artış dünyanın geleceği bakımından ciddi sorunlar oluşturabiliyor. 2013 zaten buradan hareketle ki ben de mesela Durban'da katılmıştım bir delege, resmi delege olarak katılmıştım toplantılarda. Orada gerçekten yani 2500 civarında delegenin olduğu yerde hep odalarda toplanıyorduk, karar çıkartıyorduk. Yani bu durum önlenemiyor şu anda. Hala tüm dünya bunun peşinde. Ama çarenin şeyi yok. Yani acelesi yok. Yani acele edilemiyor. Yani bu frenler var üzerinde çok fazla. Bir defa bu olduğu sürece bizim kaçınılmaz bir gerçeğimiz var. IPCC'nin söylediği bir şey. Bir defa yaklaşık 3 milyar kadar insan bile bu su eksikliğine etkilenecek. Bunun kaçınılmaz bir şey gerçek. En çok zararlı Afrika ülkeleri için bunu da söyleyeyim size. Ben Afrika'ya birkaç kere gittim. 3 ya da 4 kere gittim. Afrika bunun kavramını çok iyi anlamış ve bunu Batılılara göstermeye çalışıyorlar. Bütün billboardlarla bunu anlatmaya çalışıyorlar. Tabii Birleşik Milletler de Afrika'ya özel önem vermeye çalışıyor. Toplantıları orada yapıyor mesela. Nairobi'de yapıyor mesela. Şeyde yapıyor, Güney Afrika'da yapıyor mesela. Bunu uygulamaya çalışıyorlar. Afrika ürün kaybı bakımından çok ciddi risk altında. %90'a ulaşabilecek. Yani büyük bir açlık tehlikesi oluyor. Ve canlı türleri azalacak vesaire. Yani bu oranın kırılganlığı konusunda söylediğim gibi gerçekten büyük bir şey. Şimdi bu iki fotoğraf, iki resim şunu söylüyor. Bir 2050 yıl için hesaplanmış, bir de 2100 yıl için hesaplanmış kırılganlık haritası. Bu kırılganlık haritasına baktığımızda 2050 yılı bize hiç pozitif bir şey söylemiyor. Yani kırılganlık sadece tabii ki belli bölgeler değil, bütün dünyayı kapsayan bir şey. Bütün dünyayı bilen. Ama bazı bölgeler çok kırılgan. Bu işin içinde ekonomi girdiğinde birlikte düşünülmesi gereken, birlikte ve entegre çözüm bulunması gereken bir durum. Ve burada şunu da söyleyebiliyoruz ki artık bu işin yani gelecekte bunu hızlı geçiyorum. Artık bu projeksiyonların ürettiği bütün figürler, bütün gelişmelere baktığımızda bunların tamamı neredeyse bu olumsuz fotoğrafı ortaya koyuyor. Biz de Türkiye'nin şu ana kadar 14 havzada 2 model uyguladık. Bugüne kadar daha proje 2016 Temmuz'da geçecek. Görüyoruz ki Türkiye'nin üzerinde resmi şeyleri açıklayamıyoruz. Böyle bir mukavele yaptık bakanlıkla. Ama gördüğümüz şey şu yani. Türkiye'nin önemli kısmı ciddi bir değişim içerisinde. Yani bunu sıcaklık bakımından, yağış bakımından ve bunu bölgesel olarak ortaya koyuyorsunuz. Bu çok önemli. Yani küresel olayın dışında bir de lokal çözümlerin üretilmesi çok önemli. Bunun gibi birçok şey var. Birçok projeksiyon sonuçları var. Yani bunları geçmek istiyorum. Ben tabii şuna esas gelmek istiyorum. Yani burada biz bu sonuçlarda daha çok uzun yıllar karşılaşacağız. Bütün dünyada bunun örnekleri göreceğiz. Şimdi bu örnekler gördüğümüz Bangladeş'teki örnek vesaire. Bunlarla biz çok şey yapacağız, karşı karşıya geleceğiz. Şimdi az önce söyledik ve Türkiye'de iklim değişimiyle ilgili bilimsel çabalar yapılmıyor mu? Yapılıyor. Yani bu konuda yine üniversitemiz gerçekten birinci sırada geliyor. Bunun dışında Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde bizim öğrencilerimiz yapıyor. Yani bizim yetiştirdiğimiz öğrenciler bu konuda oraya çok dinamik bir yapı kazandırdılar. Ciddi çalışmalar yapıyorlar. Ama bizim projemiz şu anda hani bunu övmek için söylemiyorum ama en yüksek çözünürlükte zaten o yüzden kazandık. Yani hatır yönledik yani. İhaleyle oluyorsunuz. Yani yabancı firmalar gelebiliyor. Yani birçok şey var. O yüzden burada ciddi bir katkımızın olduğunu düşünüyorum. Şimdi biz bu şekilde bakarken bir de olayın maliyeti var. Ekonomik değerleri var. Yani en çok bizim de belki üzerinde durmamız gereken şey o. Biz nasıl bir maliyetle karşı karşıyayız ve bu maliyeti azaltmak için ne yapmalıyız? Çünkü bu fatura bizim gelirlerimizden çıkıyor. Yani düşük maaş alıyorsak bizim maaşımızdan çıkacak yarın. Gelir seviyemizin daha düşmesine yol açacak vesaire. Çünkü devlet bizim adımıza gidip harcama yapacak. Belediyeler gidip bizim adımıza altyapı yapacaklar. Yani bütün bunlar hep bizden çıkacak. Dolayısıyla biz bu şeyin maliyetini düşünmek zorundayız. Ekonomisini düşünmek zorundayız. Burada birçok maliyet hesabı da var. Ama görüyoruz ki neredeyse %5'lere erişen ciddi rakamlar var sonuçta. Şimdi çünkü şu da var, işte Münih kayıtlarına göre mesela sadece yaklaşık olarak 60 yıla yakın, 55-60 yıla yakın zaman içerisinde kayıplar sadece bu doğal afetlerden dolayı $1 trilyon aştı. Yani Münih'le dünyanın en önemli sigorta firmalarından biridir. Ve doğal afetleri sigorta veren firmalardan biridir. Şimdi 2013'te ortaya konulan bu IPCC raporunun değerlenme raporu, 5. değerlenme raporuna baktığımızda ise bunlar üzerinde yeni bazı bilgiler ortaya konuyor. Biraz daha deliller ortaya konuyor, biraz daha yön gösterme şeklinde bilgiler ortaya konuyor. Onlardan biri de şudur ki, yani iklim gelecekte de değişiklik gösterecek, sürdürecek ama bu değişimi sera gazları emisyonlarını azaltarak sınırlandırmak gerekecek. Başka bir sınır yok yani. O zaman bu sınırı, bunu nasıl yapacağız meselesine gidiyor. İşte az önce söylediğim gibi bu sınırı 2100'lere tutmayacağız, 2300'e kadar çıkacağız. 2300'deki o tarihteki yaşayan dünya bunları görecek. Yani bu modeller bu şekilde çalışıyor. Geçmişi model diyorsunuz, kalibre ediyorsunuz modellerinizi, dinamik modellerinizi, onların doğruluğunu test ettikten sonra ileri dönüp ranları edinmeye çalışıyorsunuz. Şimdi burada ki bu gerçeğe göre bir takım hedefler koymak zorundasınız. Bu hedefler sizin emisyonları azaltma konusundaki başarılarınıza göre değişiyor. Yani burada ne kadar çok başarılı olursanız bu hedefleri o kadar kolay yakalayabilirsiniz. Ama bu hedefler sadece bir ülke içinde geçerli değil. Tüm küreyi ilgilendiren hedefler. O zaman bu hedeflere iyi kilitlenmek gerekiyor. Bütün dünya ülkelerinin buna bir anlamda katılmaları gerekiyor. Mesela burada sıcaklık artışlarına bakıyorsunuz, 2 dereceden 4 dereceye kadar artış göstereceğini düşünürsünüz. Mesela bunların stabilizasyon seviyelerine bakıyorsunuz, ayrı ayrısını bakıyorsunuz. Ve buradaki karbondioksit pik değerlerine göre bu aralıkları veriyorsunuz. Şimdi bütün bunlar bize emisyonlar konusunda kimlerin sorumlu olduğunu da araştırmamızı da gerektiğini yapıyor. Kimler sorumlu? Kim bunları bu emisyonların bu kadar yükselmesini sağlıyor. Tabii elektrik üretimi bugün %80 ağırlıkta dünyada enerji nedeniyle fosil yakıtların üzerinde kullanılmasıyla bir derece elektrik sektörü, enerji sektörü burada. Tabii ulaşım ve sanayi arkasından geliyor. Tarım da tabii ki var ama esas en önemlisi burada enerji. Şimdi bu iki rapordan sonra da artık giderek bir çoklu hedeflere doğru bir entegrasyon arayışı ortaya çıkıyor. Yani böyle her tekli bir çözüm değil, bir anlamda entegre çözümler gerekiyor. Ve bu entegre çözümler içinde anahtar bazı şeyler çıkıyor. Yeni fikirler. Mesela bir tanesi şu, bu azaltımı ve uyumunu yapacak olan kişi, bölgeler, ülkeler için bir temel bir referans var. O da eşitlik. Eşitlik çok önemli bunlar. Adalet çok önemli. Yani sizin burada beklentilerinizi karşılayacak olan sorumlu tuttuğunuz hedeflere yönelerken bu iki kavramla hareket etmeniz lazım. Aksi takdirde çözüm sağlayamıyorsunuz yani bu şey var. Ve bu durum bir de ölçmeyi de zorlandırıyor. Yani ölçmeden nasıl şey yapabilirsiniz ki yani? Bunu ölçmeniz lazım. Ve yeni politikaların aynı zamanda birden fazla entegre, hedeflere entegre olması gerekiyor. Ve ortak faydayı arttırması gerekiyor. Ve olumsuz yanıtları azaltmak üzere de tasarlanmış olması gerekiyor. Yani bu noktalar son derece önemli ve yeni politikalar artık yani 2015 itibariyle Paris'te bu sene bir kongre var. Bunun üzerine oturacak bu kongre. Şimdi azaltmanın ekonominin genelinde değişiklik gerektiriyor. Azaltma. Çünkü bir şeyi azaltmak için ya yapacağınız şeyler belli ya. Bir yerine ikame edeceksin, bir şey koyacaksın, yeni bir inovasyon yapacaksınız, yatırım yapacaksınız. Yani yatırım yapmadan bunu yapmak, başarmak çok zor yani. Hani ben emisyonları kestim, iyi güzel de hayatı nasıl götüreceksiniz yani? Onun karşılığını koymanız lazım. Bunun için yatırım lazım. Bu iyileştirmeyi anlamanın yolu da bir anlamda bu IPCC'nin 2013 raporunda bunlar ifade ediyor. Tabii burada artık yeni bir yaklaşım tarzı ortaya çıktı. O da sektörlere dayalı. Sektörlere göre çözüm bulmak. Yani sanayi sektörüne göre ayrı bir çözüm bulursunuz. Enerji sektörüne göre ayrı bir çözüm, tarım sektörüne göre ayrı bir çözüm. Yani bir bu sektörel bakışı ortaya koyamazsanız o zaman bu kargaşayı çözemezsiniz. Sektörlere göre çözümümüz gerekiyor. Bunun başka bir yolu yok. Türkiye'de bunu anladı. Türkiye'de bunu artık bunu uygulamak üzere karar verdi. Şimdi emisyonlardaki bu azaltımlar bizim gibi ülkeleri düşünürseniz eğer yatırım planlarında değişmesine yol açıyor. Yani biz işte yılda ne kadar büyüyoruz görüyorsunuz yani 3.2 diye ifade edildi. Peki buna uygun bir yatırım planı yapmanız lazım. Bu yatırım planına siz iklim değişikliğini sokarsanız o zaman bu büyümeler içerisinde düşünürseniz bizim gelir senelerinde bundan etkilenmesi kaçınılmaz olur. Şimdi Türkiye genelindeki bu paternlerde bir değişim olduğunu söyledik. Ve Türkiye'de gerçekten ciddi sonuçlar var. Hızlı geçiyorum. Esas gelmek istediğim şey şu. Şimdi burada biz enerji noktasında düğümleniyor. Türkiye'de de böyle, dünyada da böyle. Ama tabii Türkiye'nin enerji politikalarıyla bugün gelinen noktada yani çok doğru yaptığını söyleyemeyeceğimiz şeyler var. Yani gelişmeler var. Yani çok iyi planlanmayan gelişmeler oldu. Yani son aşağı yukarı 1990'lı yılların başlarından itibaren meseleye bakarsak yani. 1990'lı yılların başlarından itibaren bu noktalara projeksiyonları değerlendirildiğinde çok iyi kararların verilmediğini görebiliriz. Yani dünyadan farklı kararlar verdiğimizi söyleyebilirim. Şimdi dünya enerji yani küresel anlamda bir defa enerji tüketimi artıyor. Bu gerçek. Dünyanın her yerinde böyle. Büyümek durumunda olan, özellikle gelişmekte olan ülkelerin bir kaderi bu. Gelişmekte olan ülke büyümek zorunda olduğu için enerjisinin daha fazla enerjiye ihtiyaç. Çin biliyorsunuz bunun en önemli örneği. Türkiye yaklaşık olarak 66-67 gigawattlık bir kurulum gücüne sahip. Elektrik kurulum gücüne sahip. Çin bunun 18 katı. 18 katı. Ve Türkiye bu şeyle boğuşuyor. Yani diyor ki ben termik santrallarımla ilgili ciddi sorunlarım var. Dışa bağlı olmak, azaltmak istiyorum. Fakat kömürüm kötü. Kömürümün kalitesi çok kötü. İyileştiremiyorum. İyileştirmek çok pahalıya mal olacak. Böyle bir dilema var yani ortada. Ama bunu Türkiye ile Çin'in mesela karşılaştırdığında Çin işin kolayını buldu. Yani en son şimdi 2014'te Amerika Birleşik Devletleri ortak bir karar aldı ama buna kadar, özellikle ben 4'ündeki toplantıları biliyorum, adamlar nasıl biliyor musunuz? Her herkes oraya, yaklaşık grubu 50 kişi falan gelmişti. Gerçi toplantılarda 50 kişi hiçbir zaman olmadı, ben hiç görmedim. 2-3 kişi görüyordum sadece. Ciddi toplantılarda inanır mısınız? 500 kişi gelmişti. Çin heyeti 500 kişi gelmişti. Ve her toplantıya asılıyorlar. Kendileri müdafaa ediyorlar. Diyorlar ki biz gelişmekte olan ülkeyiz. Bize ilişmeyin. Bize müsaade edin. 2020'leri bulalım diyor. Yani bu böyle bir yapı var. Şimdi Türkiye peki neden böyle mi davranıyor? Türkiye diyor ki ben sorumluluk almak istemiyorum diyor. Götür protokolü. İmzaladım ama diyor. Sorumluluk almak istemiyorum diyor. Peki Avrupa Birliği ülkeleri bana diyor ki orada toplantılara girdik. Diyor ki siz diyor niye böyle fırsatçılık yapıyorsunuz? O zaman Çin'de de aynı fırsatlı olacak diyor. Siz hem ben indirim yapmayacağım diyorsunuz. Çünkü ekonomimizin durumu kırılgan veya çok iyi değil diyorsunuz. Ondan sonra da diyorsunuz ki bizim bütün Kyoto'nun bütün şeylerinden, meyve sepetinden yararlanmak istiyoruz diyoruz. Dolayısıyla bize bu hakkı vermediler yani. Büyük eleştiri aldık. Hala şimdi biraz yakınlaştırmaya çalışıyoruz. Özel bir durumumuz var falan dedik. Onu biraz toparlamaya çalışıyoruz. Fakat problem şu, tabii bizim Avrupa Birliği'ne aday ülke olmamız bizim işlerimizi bazen çok kolaylaştırıyor, bazen de çok zorlaştırıyor. Yani burada zorlaştırıldığını söyleyebilirim. Ama tabii yanlış mı oluyor? Hayır. Doğru oluyor. Yani Türkiye'nin bence en büyük kazancıdır Avrupa Birliği'ne aday ülke olması. Bugün birçok alanda bu konuda çok büyük ilerlemeler sağlandı. Yani şu noktadan eleştirebiliriz birçok şeyi ama iyi ki de olmuşuz yani. İyi ki de böyle bir şey kazanmışız. Şimdi baktığımızda tabii şunu görüyoruz. Mesela Uluslararası Enerji Ajansı ne diyor? Meseleye bakıyoruz. Diyor ki dünya kömür tüketimi 2025-2030 yılları arasında %65 civarında artacak. Şimdi Türkiye'ye bakıyorsunuz 11 milyar ton lignit rezervi var Türkiye'de. Toprak altı. 11 milyar ton. Şimdi bunu Türkiye kullanacak mı kullanmayacak? İşte kullanmaya çalışıyor, başı derde giriyor. Yani böyle bir ilginç bir yapı var. Mesela Çin'de, Hindistan'da da bu konuda çok daha büyük artış var. Yani demek ki dünya kömür kullanma eğiliminde yani böyle bir şey var. Şimdi bizde de politika değişikliği oluyor. Kimi zaman deniyor ki kömür kullanmıyor, kimi zaman diyor. Yani bunun karşılığını bulamadığınız sürece yapacak bir şeyimiz yok yani. Çünkü elektriğe ihtiyacımız var. Elektrik elde edilmesi lazım. Bu olmazsa büyüme olmaz, bu olmazsa gelişme olmaz. Bu olmazsa geleceğimiz kararız. Yani bu böyle. Baktığımızda, peki emisyon değerlerine baktığımızda hakikaten ne durumda? 2030'da 2014 yani geçen senenin rakamı dünyada 35 milyar ton küresel karbondioksit emisyonu. Türkiye'nin rakamı 400 milyon ton. Fakat Türkiye'nin başının derde gelmesi şu. Kyoto protokolünde tariflenen bir şey var. Diyor ki 1990 yılına göre emisyonlarınızı protokolün dönemi boyunca kıyaslayın, oranlayın diyor. Onun oranının 1990 yılının %5 altına inmesi lazım. Türkiye bunu başaramıyor. Çünkü %115 artışı var. Yani bırakın azaltılmayı büyük bir artış var. Ve bunu fren yapamıyor. Yani mevcut elindeki yatırımlar buna yetmiyor. O zaman başka şeylerin olması lazım. Şimdi bunlara geçmek istiyorum. Peki bunu nasıl azaltacağız? Mesela azaltım potansiyeli var mı? Tüm dünyada var mı? Türkiye'de var mı? Var. Yani azaltım potansiyeli var. Bu bir portföy dağılımıyla buna bakmak gerekiyor. Şimdi bu şeyde bir defa yani bunu tabii konuşmak, tartışmak kolay. Uygulama pek kolay değil. Ama uygulama da bunun yani anahtar noktası da bunları doğru tespitlere yapılması gerekiyor. Mesela uygun bir etkili teşvikler yapılması gerekiyor. Bu ancak sonuçların yaygınlaşmasını sağlıyor. Başka yani kısa vadede bu teşvikler olmazsa ilerleme çok zor. Bunu yapması gerekiyor. Kimin yapacak? Avrupa Birliği Türkiye'ye mesela destek mi verecek? Hayır, böyle bir şey yok. Çünkü Türkiye zaten Kyoto protokolüne dahil olması Türkiye protokolün bu kullandığı örgütlerden, projelerinden yararlanma imkanını önüne kesiyor. Çünkü diyor ki siz geç imzaladınız ve yükümlülük almadınız. Yani böyle bir Türkiye'lerinde ciddi dikenli yollar var maalesef. Ve diyoruz ki bir anlamda burada bu azaltının geleceğinin enerji temini ve kullanımıyla sanayi süreçleri belirleyecek. O halde bu hedeflere odaklanmak gerekiyor. Şimdi bu protokolü falan geçmek istiyorum. Esas şimdi şuna gelmek istiyorum. ABD Çin en son bir anlaşma yaptılar. Bu anlaşma ile bir örtülü de olsa bir şey var. Yani sorumluluk üzerinde ilk kez böyle bir somut bir şey çıktı ortaya. Ama daha hala Paris'te belli olacak bu. Dolayısıyla daha hala şey yok. Şimdi Avrupa Birliği ülkeleri peki ne kadar başarılılar? Yani emisyon indirimi konusunda ne kadar başarılı oldular diye düşünebilirsiniz. Yani Türkiye'yi kötülüyoruz da Avrupa Birliği ülkeleri çok mu iyi profile sahip bakarsak eğer, Avrupa Birliği'nde de gerçekten bizim gibi olmasa da olumsuz profili olan bu ülkeler var. Yani İspanya, Portekiz, İran, Yunanistan, İtalya. Tabii diyeceksiniz ki ya bu ülkelerin büyüklüğü nedir? Sanayi büyüklüğü nedir? Türkiye ile kıyaslandığımızda bu ülkeler daha aşağıda. İtalya dışında. Şimdi bu rakamları da ölçeklendirerek bakmak lazım. Normalize ederek bakmak lazım. O zaman ancak belki bir şey söyleyebiliriz. Ama söyleyeceğimiz şey şu, burada İtalya ve İspanya bize daha yakın ölçüler. Yani onların olumsuz da olsa bu rakamları bizim yanımıza çok daha düşük oluyor. O bakımdan diğer ülkeler çok daha önemli değil yani çok daha. Şimdi başka bir şey daha çıktı ortaya tabii, ekonomikle ilgili dediğim gibi. Yani bu GDP'den bizim gayri safi milli hasıla diye çok böyle öğrencimizden beri hep belleğimizde olan bir rakam. Mesela Avrupa Birliği'nde %42 artmış. 90 ile 2013 arasında yaklaşık olarak 22 yıl civarında, 23 yıl civarında bir süre içerisinde. Fakat bu arada sera gazlarının emisyonları %17 azaltmış Avrupa Birliği. Yani bunu başarmış. Yani geri seviyesini arttırmayı illa sera gazı emisyonları artırarak paralel götürmemiş. Bunu başarmış. Ne yapmış peki? Başta Almanya olmak üzere. İnovatif çözümleri ortaya koymuş. Yani Almanya iki ülke birleşmesine rağmen büyük bir başarı örneği gösteriyor gerçekten. Yani ben doğrusu iki Almanya birleşirken geleceğe yönelik olarak pek de ümitli düşünmüyordum yani. Ama gerçekten çok önemli başarılar elde ettiler. Yani bu büyük yönetim ki hala biliyorsunuz gözde bir yönetim yani bir anlamda. Ve bu çok önemli. Mesela Avrupa Birliği yeni hedefler koydu. Bundan cesaret alarak. Diyor ki sera gazı emisyonlarını 2020'ye kadar ben %20 azaltacağım diyor. Daha önce Kyoto protokolü %8'den anlaşmıştı. Onu da aştılar yani. Yani bu çok önemli. Tabii burada başka bir şey daha söylüyor. Diyor ki ben diyor bunun yerine bu yenilenebilir enerjiyi arttıracağım. %20'lere çıkartacağım diyor. Şimdi Türkiye'de 2023'e göre bir artma planı yaptı. Bu çok önemli. Ama bir başka şey daha var paralelinde. Bir %20'de enerji verimliliğinden gider. Şimdi enerji verimliliği, yani hepiniz elektrik mühendisisiniz, yani temelde olarak. Enerji verimliliği Türkiye için ne kadar kolaydır, ne kadar zordur düşünebilirsiniz. Yani bunu sağlamak çok önemli bir şeydir. Bunu pratikte nasıl başarıya erişilebilir? İnovatif çözümler olmadan bu nasıl sağlanabilir? Üzerinde tartışmaya değer gerçekten. Ama bunun yaşama geçmesi lazım. Şimdi bunun sonrasında mesela Avrupa Birliği'nde yeni bir bakış daha var. Mesela Polonya örneği çok ilginç bir örnektir. Hep Türkiye'ye benzetilen biliyor musunuz Avrupa'da? İşte nüfusu benzerdir, yapısı benzerdir, ekonomisi vesaire diye. Ama baktığınızda mesela şu grafik bile şunu söylüyor. Diyor ki işte kömür nedeniyle, kömüre bağlılık nedeniyle hangi ülkeler mesela kırmızı bölgede yer alabiliyor. Hangi ülkeler yeşil bölgede, hangi ülkeler sarı bölgede yer alıyor. Aktif ve pasiflik olarak çok ilginç bir sınıflandırmadır bu. Bunu 3G grubu yaptı Avrupa Birliği'nde. Bu anlamda yani pro iklim ve ambition olan bu bölgeye erişmek çok önemli tabii. Şimdi bu mesela sol tarafta Romanya, Bulgaristan gibi ülkeler yazıyor. Ama aşağıdaki durum daha farklı. Bakın yeşil bölge, işte görüyorsunuz Almanya ve Birlikte olduğu ülkeler. Oraya girmek önemli. Birinci sınıf ülkelerde bunlar işte. Yani Avrupa Birliği bizim için bu sağ üst köşe, o sektör bizim için Avrupa Birliği o. Bizim için hedef, kıyaslama hedefi vesaire her şey öyle. Diğer ülkeler aslında bizim pek de ölçmek veya kıyaslanabilir olduğumuz ülkeler olmadığı düşüncesindeyim. Bakıyoruz mesela yine Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde ki sorunlara baktığımızda mesela bu ülkelerde üçge grubunun yaptığı bu çalışmada da bu ülkeler işte Polonya, Çek Cumhuriyeti, Romanya vesaire, Bulgaristan, Slovakya vesaire bu ülkeler hala düşük verimlilikle uğraşıyorlar ve hala bir ithalatla ayakta kalıyorlar. Yani bu ülkelerin de böyle bir profili var. Bunlar hala gidiyor. Bunlar da Avrupa Birliği'nin resmi üyeleri tabii. Tabii bu düşük verimlilik ve yüksek ithalat bağımlılığı ülkesi olmak böyle bir olumsuz bir yapı gösteriyor ve buradan sıyrılmak gerekiyor. Bunu aşması gerekiyor Avrupa Birliği. Kendi içindeki tartışmalar, en önemli tartışmalardan biri var. O yükleri azaltmaya çalışıyorlar. Şimdi bu %40 kesintiden bahsediyoruz mesela şimdi. Paris'te de olacak. Peki ama bir yandan da dünya petrol borsası, petrol piyasası da çok ilginç. Sallantılar içeriyor. Yani böyle bir iniş çıkışlar var. Şu anda işte $50 civarındayız. Böyle bir iniyor, bir çıkıyor. $120'lara buraya geldik. Bu piyasadan profili de çok güven vermiyor. Mesela Rusya, Ukrayna arasında ciddi bir şey var, kavga var. Her gün, dün veya önceki gün ciddi bir olay vardı mesela biliyorsunuz. Bu kriz doğalgaz fiyatlarını etkiliyor dünya. O zaman bu parametrik davranışları çok iyi analiz etmek lazım. Bunların hepsi birer parametre. Hepsi bunlar bu azaltımda parametre. O zaman bu çözümlerdeki ortak görüş şurada geliyor, kilitleniyor. Ne diyor ki işte inovatif mutlaka teknolojiyle. İşte bugün yaşamımızda LED çözümlerle beraber artık yavaş yavaş oturmaya başladı, gelişiyor. Bunların fiyatları da düşmeye başladı. Yani mesela son 10 yılda bunlar %40'lara kadar düştü. Yanlış görmüşüm onda diye. %40'lar civarına kadar düştü. Bu çok iyi bir gelişme tabii. Ama tabii bu yeterli değil. Şimdi enerji kaynağı için mutlaka yatırım lazım dedik. Bunun başka bir şeyi yok. Ve karbonsuz bir güç üretimi için küresel ölçekte yatırımlara yaklaşık $40 milyar bir her yıl bunu yatırmak gerekiyor. Her yıl bunu kullanmak gerekiyor. Bu parayı kullanmak gerekiyor. Yatırımda kullanmak gerekiyor. Bu OECD dışı ülkelerde $30 milyar gerekiyor her yıl. Şimdi bu kadar büyük paraların kim verecek meselesi var. Yani kimsenin öyle cebinde büyük paralar var. Bunları harcayacak yanılıyor falan diye bir şey yok. Hele şimdi giderek para konusunda bir sıkışıklığa giriyor dünya. Şimdi o zaman bu yatırımlarda bir defa son kullanıcıda enerji verimini arttırmak gerekiyor. Yani burada bir şey daha var, basit bir şey daha var. Önce elma ağacının en altındaki elmaları toplamak çok kolaydır. Önce oradan başlamak lazım. Yani buradaki çözümlere bu kolaydan başlayıp bütün yaşamımıza girmesi gerekiyor. Yani yeni bir yaşamla tanıştığımızın farkında olmamız gerekiyor. O zaman genele baktığımızda, bütün küresel olarak baktığımızda mesela enerji veriminde $2.4 trilyon ilk yatırım gerekiyor. Her ne kadar bu bahsettiğim küçük çözümler burada tasarrufa da gidecek olsa dahi, yani 3 trilyonluk bir tasarruf olsa dahi bu yetmiyor. Yani burada şey var. O zaman şuraya geliyoruz. Avrupa'nın işte %20'lik hedefi, bütün dünya nasıl buna uygulayabiliyor, buna geçebiliyor. Türkiye ne yapıyor bu konuda, Türkiye'nin yeri nedir? Ona bakalım birkaç dakika. Şimdi burada yenilenebilir enerjide şunu görüyoruz ki rüzgar gibi, güneş gibi bir şey var. Çok temel kullanabileceğimiz yeni bir enerji kaynakları var. Rüzgarla Türkiye çok daha önce tanıştı. Ben rüzgarla ilgili ilk makalemi 1994 yılında yaptım. O da sadece bir merakla yaptım. Yani ya merak ettim, şurada ne çıkıyor dedim. Yani yazın işte Batı Anadolu'da biraz bir hafta tatil yapmaya gideriz. Oradaki değirmenlere göre ya bu adamlar bunun bu kadar yıl önce yararlanmışlar yani. Acaba bu potansiyel nedir diye. Yunanlı bir arkadaşımla bir toplantıda konuşuyorduk. Onlar bizim topraklarımıza kadar eğrilerini oluşturmuşlar, bizimkileri hesaplamışlar. Ondan sonra böyle oturumlarını hesapladım. Yani bir ortaya ilginç şey çıkıyor. Yani çok basit bir makaleydi. Bir 4 sayfalık bir teknik not yani. Fakat en çok sayfa için aldığım makalelerden biridir yani. Orada şunu görüyorsunuz ki yani Türkiye gerçeği çok iyi bilmiyor. Yani bizim geçmişteki gerçeğimiz neydi? Onu farkında değil. Bu Anadolu topraklarında da nasıl yararlanabilirim gerçeğini çok fazla araştırmıyoruz. Yani biraz bu konuda eksiğimiz olduğunu söyleyebilirim. Şimdi biz Türkiye olarak az önce söyledim. Şimdi en son 2014 Aralık'ta Lima'da bir toplantı yapıldı. Bu Türkiye'de çok ilgilendi. Peru'da bir toplantı yapıldı. Ben TÜSİAD'da bu çevre grubunda çalışıyorum. Özellikle hava kalitesi grubunda. Buradaki toplantıya ben katılamadım ama diğer şeyde katılmıştım. Bu Lima grubunda, Lima'daki yapılan toplantıda şu temel olarak şey yapıldı, kabul edildi. İklimin finansı konuşuluyor. Uzun yıllardır konuşuluyor da bu. Orada bu iş biraz daha bağlı oldu. Şimdi Yeşil İklim Fonu diye bir kavram var. Mesela bu Durban'da, Güney Afrika'da toplantı ortaya konuştu. Ve bu konuda Varşova mekanizması diye bir mekanizma icat edildi. Dendi ki siz bunun COP toplantıları, yani COP dediğimiz taraflar dediğimiz iklimle ilgili taraflar grubu. İlk defa bu yapılacak. Şimdi bu konuda bir kabul edildi. Bir başka bir şey daha oldu. O da şu. Yeşil İklim Fonu'nun bütçesi, projeleri ve kurumsal yapı üzerinde bir anlaşma yapıldı. Ve kayıp ve zararlara karşı bu mekanizma da kurumsal yapıp ortaya konması istendi. Mesela Türkiye diyor ki, ya benim zararlarım var. O zaman bunları ortaya koy. Dolayısıyla böyle bir şey var. Ve burada mesela bunları belirledikten sonra Türkiye'ye ilk defa bir olumlu bir şey çıktı ortaya. Bu özel durumu Türkiye'nin onaylandı. Yani sizin özel bir durumunuzla anlaşıldı. Siz bunu halledebileceksiniz. O zaman size bir çözüm bulalım dediler açıkçası. Yaptıkları şey bu. Şimdi dolayısıyla ama dediler ki önce yol haritasını belirleyin. Önümüzde bir yol haritası ortaya koyun ki bizi ikna edin dediler. Şimdi Türkiye onu yapmaya çalışıyor. Ben bunları geçmek istiyorum. Tabii fırsatlar da var. Yani birçok şey daha var. Fırsatlar da var dediğim gibi. Yani enerji konusunda özellikle. Buna bakmak için şuradan hareket etmek gerekiyor. Bir defa TÜSİAD'ın Türkiye'nin yıllık elektrik talebine bakmak gerekiyor. Bu talep büyüyor. En sonki rakam işte 2012 yılında 242 terawatt saat Türkiye'de. Bu talebin karşılanması gerekiyor. O zaman bu talep büyümeyle de beraber tabii doğru orantılı bir anlamda. Bu mesela giderek 7,5'tan büyüme oranları 5'e düşmüş. Şimdi 3,2 ila 3,3 yanılıyorsam. Dolayısıyla bundan da ilişkili. Şimdi bu talep doğrultusunda Türkiye'nin elektrik enerjisi kurulu gücüne baktığımızda ki bu rakam 68,7 gigawatt bu değer 1984'e göre kıyasladığımızda 5 kat. Bunu hepiniz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Ama bu paylaşım, önemli olan bu paylaşımın nereye gideceği meselesi. Yani burada bakıyorsun mesela bu paylaşımda sınıftan şeyler nedir? Bu paylaşımda her şey normal. Mesela doğalgaz kullanarak elektrik elde etmek normal bir şeydir. Peki Avrupa ne yapıyor? Avrupa'nın oranı nedir? Türkiye'nin oranı nedir? Dünyanın oranı nedir? Baktığımızda Türkiye bu konuda çok pro-doğalgaz ülke olmuş. Çok pro-doğalgaz ülkesi olmuş. Ve bu çok riskler getiriyor Türkiye'de. Yani Avrupa'da %20 ortalama doğalgaz. Türkiye'de yani inanılmaz bir rakam. Bu rakamın düşmesi gerekiyor. Yani bu kadar bağlılık çok tehlikeli bir bağlılık aslında yani. Şimdi Bakıyorsunuz yenilenebilir enerji kısmına rüzgar %5 kadar. Yani bugün 3,5 gigawattlık bir kurulu güç var Türkiye'de. Rüzgar santralları. En başta da işte batı bölgelerinde vesaire. Güneşte sıfırız. Daha henüz güneşte daha adımımızı resmi bir adım veya şey ciddi bir adım atılmadı. Arayışlar var, ön çalışmalar var vesaire. Ama daha henüz pratiğe geçmiş bir şeyimiz yok. Elektrik üretimine baktığımızda da 208 milyar kilowatt saatlik elektrik. Yani burada da paydana baktığımızda mesela rüzgar burada da kurulu güçle %5 iken burada %3.3 oldu. O zaman başka sorunlar da var bunların düşmesine. Peki rüzgar küresel olarak nasıl gidiyor? Aynen bu elde olduğu gibi gidiyor. Bütün dünyada rüzgar konusunda böyle bir şey var. Yani bunu dünya neresine seyahat edersen edin bunu görebilirsiniz. Bu değişimi görebilirsiniz rahatlıkla. Türkiye bunu maalesef çok geç gördü. Maalesef çok geç gördü. Bu yani bu konu Türkiye için şeydir, yani büyük bir eksikliktir. Dünya bu şekilde giderken biz burada çok emeklere bile gidiyoruz. Şeyimizi, potansiyelimizi kullanamıyoruz. Şimdi mesela buradaki gelişimine bakarsanız, bu orta seviyedeki modele sonucuna bakarsanız, simülasyona bakarsanız, bu bizi aslında çok büyük bir şekilde rahatlatabilecek bir gelişim. Yani Türkiye kaynaklarını sepete koyarak her an temelinebileceği elektrik, enerji dışında bu sepetleri iyi çalıştırarak da çözümüne erişebilir. Ben tabii bir de şeyi koyayım. Dünyadaki projeksiyon da aynı şekilde gidiyor. 2050'li yılları dünya çok güzel modelledi. Almanya başta olmak üzere. Almanya bugün %7'sini, elektriğin %7'sini buradan sağlıyor. Yani bu %10'la çıkarıyor şimdi. Çok kısa bir süre. Çok hızlı ilerliyorlar. Amerika Birleşik Devletleri aynı şekilde. Çin aynı şekilde. Çok hızlı ilerleme var. Ve dünyadaki rüzgar enerjisinin durumu aynen bu şekilde. Bir başka şekilde Türkiye 3 gigawatta kalmamalı, yani 3.3 gigawatt Türkiye'nin şeyi olmaması lazım. Asla profil. Danimarka'ya gidiyorsunuz ki ben Rizo'ya, oradaki laboratuvarlara çok sık giderim. Birkaç ayda bir oradayım. Yani Danimarka'nın bu kadar enerjiden yararlanması, yani biz niye bunları yapamıyoruz? Yani nedir eksiğimiz, nedir? Bizi arkadan, ayağımızdan prangalayan bir şey mi var? Bir sistem mi var diye açıkçası kendime sormadan edemiyorum. Şimdi güneş bakalım. Güneşte nedir durumumuz? Ha, bizim burada bir de TÜBİTAK nezdinde yaptığımız rüzgarla ilgili önemli projeler var. Bunların iki tanesi sonuçlanıyor. Şimdi bir de güneşe baktığımızda dünyada güneş bakımından şanslı ülkeler arasındayız. Yani bunu noktayı koyalım. Yani güneş konusunda böyle bir şeye sahibiz. Şimdi Akdeniz ülkesinde olmanın da bir avantajı bu. Yani hem Akdeniz ülkesinde olmanın risk getirdiğini düşünüyoruz ama hem de bize avantajlar getirdi biliyoruz. O zaman bu nasıl olacak? Yani yine Uluslararası Enerji Ajansı'na baktığımızda bu sonsuz kaynak yaşamımıza nasıl geçecek? İşte 2012 yılında 65 terawatt saate ulaşmış. Bu tabii büyük bir rakam gibi gözüküyor ama küresel bir ortamda, yani küresel değeri içerisindeki payı çok yüksek değil. Burada daha henüz dünya çok ciddi çalışmalar var. Mesela bizim, ben bir Avrupa Birliği projesindeyim bu konuda. Bunu Türkiye'de de bir proje bitirdik yeni. Mesela Güneydoğu, Anadolu, Türkiye'nin en iyi bölgesi mesela şu an. En iyi bölgesi. En yüksek potansiyeli orada. Yatırımlar içinde mükemmel. Ya mesela ben para sahibi olsam, Hollanda'ya pek uzağız ama Ceylanpınar'da, Bozova'da arazi almak isterim doğrusu yani. Oradaki yatırımları görmek isterim. Birkaç sene önce Kıbrıs'a çelişki değil mi? Orası yok olacak yakın zamanda. Yani o işin siyasi boyutu. Hayır, o anlamda değil. Küresel iklim anlamında. Ama işte bir yandan da böyle tezatlar var. Yani bu tezat şu. Yani hem bir anlamda iklimden en fazla etkileniyorsun olumsuz bir şekilde ama bir anlamda enerji temelinde böyle bir şey elde ediyorsunuz. Yani bu bir dilem var yani. Bu tezatlara hep alışacağız ya, alışık olmalıyız yani. Böyle bir şey var. Onu söyleyecektim. Mesela bizim Avrupa Birliği'ndeki ayaklardan birinde de Fas'ta bir proje yapıyor, güneşle ilgili olan. Bu PV değil ama konsantre sistemler üzerinde bir proje yapılıyor. 500 megawattlık bir proje. 500 megawatt. Şimdi bu 2014'te sonunda bitti proje. 2000 megawata çıkarıldı. 2 gigawata çıkarıldı. Ve 5 ülke bunun konsorsiyumunda yer alıyor. İspanya, İtalya, Almanya, Fransa ve kendileri ve ürettiği elektriği FAS siyasi bakımdan da Kuzey Afrika ülkelerinin içerisinde en az türbülanslı olan bir yer. Elektrik üretimini DC ile İspanya'ya verecek. Yani 2 gigawatt çok önemli bir rakam. Yani bunu görmemiz gerekiyor. Ve bunun gibi çok örnekler var dünyada. Amerika Birleşik Devletleri bu konuda çöl bölgelerinde, işte hani Türkiye çöl bölgesinde ne yapıp veya çok kurak bölgesinde ne yapıyor dediğimizin yanıtını mesela Nevada'da ne yapıyor Amerika Birleşik Devletleri? Aynı şey. Yani orada da çöl bölgesinde güneş santralları kuruyor. Yaptığı şey yok. PV için ben Ahmet Hocam'ın yazdığı, gruba yazdığı şeyden, örnekten, uygulamadan çok etkilendim. Gerçekten böyle. Yani bunun benzerini Güney Afrika'da göstermişlerdi. Yani bir prototip şey üzerinde nasıl çalıştığı sistemin gösterilmişti. Bu artık yaşamımıza girecek gibi geliyor bana. Ve bu gerek fotovoltaik sistemler, gerekse bu konsantre sistemler Türkiye'de bizim yaşamımıza katılması gerekiyor. Bizim enerji profillerimiz içerisinde önemli yer işgal etmeleri gerekiyor. Bu bizim geleceğimiz için de çok önemli. Yeni iş sahaları kurulacak, yeni ve daha bir anlamda daha öncü bir ülkede olabileceğiz. Yani Türkiye sepete koyduğu her şeyle beraber daha çok zenginleşecek diye ümit ediyorum. Baktığımızda Türkiye'nin yine bakıyorsunuz güneş bakımından potansiyeli nerelerde daha yüksek olduğunda buradan görebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Değerli kardeşim, çok teşekkür ederiz bu güzel sunum için. Şimdi bu soruları alacağım. İlk önce müsaade ederseniz ben bir soru sormak istiyorum. Bana ilginç geldi. Konuşmanın başında Aristo'nun bu konularda çalışmaları olması. Şimdi o dönemde ortada sanayi yok, bir şey yok. Fosilli yakıtların üretimi söz konusu değil. Fakat Aristo ve o dönemdeki bilim adamları bu küresel ısınma ve karbon salınımı konularında bir şeyler söylüyorlar. Bu enteresan. Yani onlara bu bilginin nereden geldiğine bir bakmak gerekiyor yani. Şimdi onlar da büyük ihtimalle Mısır'da genellikle Yunan bilim adamları gidip orada ezoterik eğitimler almışlar ve oradan elde ettikleri bilgileri gelip kullanmışlar. Bu üzerinde bir takım bilgiler var. Oraya nereden gitti bu bilgiler? Demek ki dünya bir dönem böyle bir aşırı derecede karbon salınımına maruz kalmış. Isılar artmış. İşte bir takım kutsalda dediğimiz kitaplarda da geçen tufanlardan falan bahsediyoruz. Bu kadar yoğun bir yağışın olması iklimde aşırı derecede bir değişim olmasını gerektirir diye düşünüyorum. Dolayısıyla yani bu konuda acaba insanlık bir deneyim geçirmiş mi? Gerçekten geçmişte de belki onlar 2500 yıl önce bunu söylemişler ama belki çok daha önce, binlerce, belki milyonlarca yıl önce bu insanlık bir deneyim geçirdi mi bu küresel ısınma konusunda? Bu konuda bir ilgi var mı acaba? Biraz tabii şu var, permafrost denilen bir zaman dilimi içerisinde soğuk bir dönem geçirmiş halk. Bu konuda iyi çıkışlar hep olmuş, milyonlar hep olmuş. Yani bu öyle tek düzeyden çıkmamış oluyor. Yani bir salınım var, dünyanın çeşitli yerlerinde salınım var. Asya'da var, Avrupa'da da var. Yani yakın permafrost en çok orası için konuşuluyor. Ama tabii Aristo'nun kitabında söylediği şey şu esasında. Onlar yaşanan gerçeklerden, gözlemden hareket ederek, yani milletin taşma meydana geliyor. Tarım onları etkileniyor. Tarım yapamıyor. Şimdi bu bir problem. O zaman bu problemi kim çözecek? Mesela Çin buna karşı bir bilgi ortaya koyacak, bir fikir söyleyecek. İşte Aristo bunu yapıyor. Yani bir defa onu anlamaya çalışıyor. Neden böyle oldu? Acaba 2 senedir meydana geliyor, her sene mi veyahut da 10 senedir meydana geliyor? Bunlara bakıyor. Yani daha henüz bir sera etkisi kavramı falan daha yok da, henüz daha bunlar yok, daha o kavramlar yok. Sadece ortaya çıkan sonuç ve ona dair bir pratik çözüm arayışı ve bunlara ait bir bilgi ortaya koymaya çalışıyor. Bir bilgi var ortada. Yani o bilgi buna ait ne kadar aittir? Bu tartışılıyor. Yani Rus'un yaptığı bu. İlk defa böyle değişimi adresini ortaya koymaya çalışıyor. Henüz daha böyle bir kavram, kavramın da altına yok ortada. Ortada çünkü sanayi yok ki. Ortada tarım var sadece. Tarım topluluğu. Dolayısıyla tarımla geçinen insanlar geçimlerini sağlayamıyorlarsa bu bir problem. O zaman bu problemi bir defa anlaşılması gerekiyor. O problemi bir daha karşılaşmamız için ne yapması gerekiyor insanlar? Bu yani çok basit yani şey. Ama ilk defa orada iklim parametre üzerinde adam ortaya bir şeyler koyuyor ki bak bu iklim parametresinde böyle bir değişim var. Bunlar bugün o güne kadar daha kimse tarafından ortaya konmamış. Bu yeni bir düşünce yani, yeni bir fikir, yeni bir bilgi. Dolayısıyla zaten Ayers, Waters, Places diyor yani hangi yerine bağlı olarak suyla ilgilenen şekilde, havayla ilgilenen şekilde bunlar arasındaki girişimleri açıklamaya çalışıyor. Yani hep diyorum ya bir şey var, başında da söyledim, bir understanding of the atmosphere diye başlıyor. Tüm dünya böyle var. O da öyle başlamış bir anlamda yani. Teşekkür ederim. Buyurun. Ben Ender Eren benim ismim de. Şimdi hocam biz tabii çevreci politikalarız. 94 yılında ilk yazmışız. 88'lerden beri sanırım. O zaman da alternatif enerjiden bahsettiğimiz zaman herkes gülüyordu bize. Yani buna bir sürü insanlar gülüyordu. Ya işte bu rüzgar santralından falan güneş enerjisiyle bu işleri çözemezsiniz falan diyorlardı. Bunu yani belirteyim yani. Hakkımızın verilmesi 30 sene sonra iyi bir şey aslında. Türkiye'den bu işleri savunanlar. Bu gibi ikincisi. Ben hocamın şeyine katılmıyorum hocam. Siz Almanya güzellemesi yapıyorsunuz. Şimdi burada bir yanlışlık var. Çünkü Almanya, hani ben Almanya'da master yaptım. Yıldız'ı bitirdikten sonra. Güneş enerjisi falan çıkarken oradaydım. İşte bitirme ödevlerini bunların üstüne yaptık ama Türkiye'de tabii imkan açılmadı. Yani devlet politikaları. Şimdi siz bir siyasi analiz de yapıyorsunuz bunun içinde, yaptığınız şeyin içinde. Yani bir siyasi analiziniz de var. Ama o siyasi analizde bazı benim mesela uyuşmadığım şeyler var. Almanya bugün senede 10 milyon araba üretiyor. 10 milyon. Nasıl üretiyor bunu? Siz profesörsünüz, herkesten daha iyi bilirsiniz. Yani kimin kaynaklarını alıyor, kimin demirini alıyor, kimin işte enjeksiyonda kullandığı altını alıyor, şunu alıyor. Bütün bu yani sistem üstüne daha fazla gitmemiz lazım. Yani Almanya'ya ya da Avrupa Birliği'ne çok fazla düzenleme yapmak bence biraz dünyanın hakkaniyeti açısından, siyaset ve ekonomik hakkaniyeti açısından yanlış. Çünkü 10 milyon arabayı kime satıyor? Türkiye'ye satıyor. Ben şimdi buradan geleceğim diye ya fazla değil. Nişantaşı'ndan buraya gelmek için 1 saatte geldik. Otobüsle geldim. 1 saat sürdü. Şimdi yani buradaki siz evet Almanlar rüzgar ve güneş enerjisi konusunda çok ileri gittiler. Doğru. Ama bir yandan da adam kendi esasında öyle değil. Hiçbir şekilde gram kendi ekonomik ve refahından ve rahatlığından ödün vermiyor. İsveç öyle. Norveç öyle. Bu Afrikalılara işte yeşil fon verelim diyorlar. 10 seneden beri oyalıyorlar. Yani siz hangi bu yani gittiğiniz bu Lima'da, gitmediğiniz Lima'da ya da onlara belki Dubai'de orada burada bu fona para ayrıldı. Ayrılmıyor. Yani çok büyük bir haksızlık var ve dolayısıyla bu haksızlıkları yani böyle sadece işte herkes alternatif enerjilere yönelsin, sorun çözülür. Bence çözülmez. Bunlar o 10 milyon senede devasa ajipleri yaparak da bütün dünyayı satarak da Afrika'ya ve şeye hiçbir zaman çözülmeyecek. Yani benim görüşüm, kusura bakmayın. Bu konuda söyleyeceğim bir şey var. Evet. Yani şimdi burada meseleye siyasi olarak da özellikle ben böyle baktığımda ona öyle bir izlenim yaratmışsam geri alayım. Ben siyasi olarak bakmıyorum. Ben tamamen bilimsel ve teknik olarak bir lafla. Bir ikincisi içinde gömülü dedi hocam. Gömülü bir siyaset var. Karşılıklı konuşmayalım arkadaşlar. Burada altın bir referans var. O da sürdürülebilir kalkınma. Yani bugün dünyada 1 milyar otomobil var. 1 milyar otomobil var. Ama bu 1 milyar otomobil bir yandan üretilirken eskilerde devreden kalkıyor. Bakın size bir örnek vereyim. Hindistan 2000 yılı ve öncesindeki otomobilleri piyasadan çıkarıyor. Daha düne kadar Hindistan gidip de gördüğünüz bilmiyoruz ama yani oradaki yaşamının son derece kötü olduğunu, oradaki bütün dünya ülkesi, birçok şeyi yakıştırabilirsiniz. Ama bakın gelinen noktada 2000 yılı ve öncesindeki araçların piyasadan çekme cesaretini gösteriyor. Yani bugün kalkınmanın temel anahtarı sürdürülebilir bir kalkınma. Sürdürülebilir olmayan bir kalkınma zaten doğru bir kalkınma modeli değil. Bütün dünyanın da buna gösterilen özel, bütün dünya bunun üzerinde çalışıyor. Ama diyeceksiniz ki mesela Çin, eğer bunu deseydiniz Almanya'ya bana, onu anlarım. Çin örneğin, dediğim gibi bu hareket noktası itibariyle sürdürülebilir kalkınmadan sapan bir ülke. Hindistan da aynı şekilde. Yani böyle bakmak lazım. Yani Endonezya da aynı şekilde. Bunlara böyle bakmak lazım. Yani Almanya'yı böyle metheden kuran bir şey değil. Ben sadece nerede ne yapılıyor bilimsel olarak, teknik olarak onların doğruluğunu araştırıyorum. Burada yapılan doğru çözümler. Yani o başka ülkeler olabiliyor. Benim için ismini önemli, Almanya'nın ismini önemli değil. Orada yapılan o işlerin doğru olmasıdır. Ahmet Dervişoğlu hocam söylemek istemiştim. Arkadaşlar önce teşekkür ederim Selahattin Hoca'ya. Yani gerçekten çok donanımlı bir arkadaş. Türkiye için bir kazanç yani böyle bir hocaya sahip olmak. Çok emek verdiğini görüyorum. Çok memnun oldum. Bizim de öğrencimiz olduğu için. Şimdi benim bir güneşten elektrik üreten sistemim var ve Bursa, Çanakkale ve Balıkesir'de ilk çok tecrübem var bu konularda. Biraz ilave yapmak istiyorum size yani haberiniz olsun diye. Şimdi arkadaşlar Türkiye'nin birinci gerçeği şu: bugün Türkiye'de kişi başına kaç bin kilowatt saat tüketici bilen var mı kişi başına? 3000. Yani iyi bir tahmin 3000. Bulgaristan'da ne kadar? 6000. İsveç'te ne kadar? 14000. Yani çok geriyiz. Dolayısıyla işte söyledi 1987'den bugüne kadar 5 kat artmıştır bu güç. Gene bu kadar sürede gene 5 kat artması gerekiyor. Bu müthiş bir olay. Türkiye'nin en büyük gerçeklerinden birisi 10 senede bir bu 65 bin megawattlık kurulu gücün 130 bine çıkması gerekmekte. Bu müthiş bir olay. Yani. Çok büyük bir olay. Şimdi nasıl bunu arttıracaksınız 65 binden 130 bine? Diyelim ki güneş enerji santrallarını da kuralım. Bugün benim kurduğum 3 kilowatt hani 1 megawatt oldu mu müthiş bir şey. Müthiş bir kuruluş oluyor ama Atatürk barajı 2400 megawatt. Yani açığımızı güneş enerjisi ve rüzgarla kapatmamıza imkan ve ihtimal yok. Ama ne kadar kapatabilirsek o kadar da kâr tabii, değil mi? Şimdi ben arkadaşlar 35 kuruştan şöyle benim hesabım var. Uludağ Elektrik Şirketi, Uludağ'dan benim sayacı orucuk okuyor. 2 yönlü sayacım var. Ay başında okuyor. Ne kadar harcamışın? 300 kilowatt saat 35 kuruştan çarp işte şu kadar lira. Ne kadar sen bana vermişsin? 100 kilowatt saat. Bu da 29 kuruştan benden sınırlıyor. Hesaplıyor işte 150 ödemen lazım. Erdi benim sana ödemem lazım. 100'ü öde hesaplaşalım diyor. Şimdi yani sonuç itibariyle Türkiye'de ben ona satın alırken daha pahalıya alıyorum. Ben ona satarken Almanya'da tam tersi. Satarken daha pahalıya alırken daha ucuz, çünkü destekliyor bunu hükümet. Şimdi bu biliniyor, ben bu şeyin içindeyim yani. Deniliyor ki vatandaşı kendi haline bıraksan, buna rağmen muazzam bir yatırım tarafı var Türkiye'de. Güneş enerji santralları. Şimdi ben 20 ayda falan formülleri yenebildim ama yani gerçekten eksik olmasının her tarafta öğrencilerimiz var. Onların sayesinde hatta dediler ki bir yerde 180 günde şunu yapman lazım diye yapmadı. Dosyaları da gönderdi. Bitti senin için. Sıfır. Ben onlara yazı yazdım. Kararınızı geri alın ve beni 100 kademeye koyun. Ama yaptılar. Başkası bunu mümkün değil. Herkes pes etti. Herkes yer olduğu bıraktı. Ama mucizesi. Bakın şu kadar bir invertör var. Ürettiği elektriği, enerjiyi önce bana veriyor. Yetmezse üstünü şebekeden tamamlıyor. Fazlaysa üstünü şebekeye 29 kuruştan satıyor. Mucize gibi bir şey ya. Çok güzel bir hali. Çok güzel ve çok tarifi var. Bir şey daha söyleyeyim size. Şimdi mesela ben Gönen'de 1 kW kurulu güç 1300 kWh üretti. Geçen sene 3 kW kurulu güç 4050 kWh üretti. Bu çok önemli bir şey. Gönen'de böyle ama Antalya'da ne? Diyelim ki 1500 kWh. Şunu söylemek istediğim iki şey var. Bir, fevkalade iyi bir şey. Yani hakikaten mucize gibi bir alet. Yani buna on-grid sistem, off-grid sistem düşünecek bir şey değil. Ancak elektrik yoksa düşünecek bir şey. İkincisi, yani 35'e satın alıp 29'a sattığın halde muazzam bir yatırım talebi var. Ama ben 1,5 seneden fazla uğraştım. Başaran yegane kişiyim 3 vilayette. Yani çok yıldırıcı bir şeyi var, formalitesi var. Fakat içeridekiler dediler ki hakikaten bu yıldırıcı, hatta bunun mukayesesini yaptılar. Almanya'da sen bunu başvuruyorsun, işte diyelim ki bir ayda alıyorsun, burada diyelim ki işte 1,5 senede alıyorsun, ne kadar alıyorsan. Yani sonuç bunun önüne açıldığı takdirde çok büyük yatırım olacak, yani onu biliyorum. Başvurmuş vaziyetteler ama şunu da söylüyorum, 10 senede bu 65.000 megawatt 130.000'e çıkacak. Bizim bunu güneşten, rüzgardan tamamımıza imkan ve ihtimal yok. Teşekkür ederim. Şimdi özür dilerim. Son bir şey eklemek istiyorum. Çünkü çok güzel bir noktayı söyledim. Birkaç sene önce Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı'nın davetiyle adaya gittik, konferans vermiştim. Sonrasında ben bir yerden görmüştüm. Dedim ki burada sizin bir santralınız vardı. Kimse de bunun farkında değil. Sonra oranın elektrik kurumundan buldum, araştırdım. Oradaki bir genç bir mühendis bu işi yapmış. Kıbrıs Rumlardan kalan bir bölgede, güzel bir bölgesi yanılmıyorsam, o bölgede yeşil bir Çin arazi üzerinde yaklaşık olarak 2 kilometrelik bir alanda PV'leri yerleştirmişler. Avrupa Birliği'nden 4 milyon euro kredi almış. Bir Avusturya firmasına 1,2 megawattlık bir santral yapmış. Ortasında bir inverter koymuş ve grid'e de bağlamışlar. Ve tabii biraz pahalı bir şey. Yani o, işte ben de onlara dedim ki yani bu biraz fazla ödemiş. Bunu daha düşünün, burayı yaygınlaştırın. Yani Kuzey Kıbrıs bu iş için cennet. Yani gerçekten öyle. Ve oradaki hiç bir mühendis bunu başarmıştı. Yani evet. İlk ayıp olarak. Teşekkür ederim. Şimdi burada bir şeyi altını çizmek lazım. Şimdi gelişmiş olan ülkeler ta 17. 18. yüzyıldan beri çok acımasız bir şekilde doğayı tükettiler. Bunu hepimiz biliyoruz ve bu konuda yapılanlar ortada. Yani bugünkü küresel ısınmanın temelinde o yapılan sanayileşme döneminde özellikle tüketimler yatıyor. Ama bunları dile getirirken bir taraftan da şu anda gelişmiş ülkelerin yaptığı bir takım inovatif çalışmaları da göz ardı edemeyiz. Yani Almanya'nın bugün, dün daha doğrusu bir EMO, İTÜ ve Genset'in işbirliğiyle yapılan bir toplantı vardı. Orada sık sık dile getirildi. Mesela bizim Türkiye'de şu anda güneş enerjisi üretimimiz kurulu güç 40 megawatt düzeyinde ama Almanya'da 5000 megawatt düzeyinde. Yani aradaki farka bakın 125 misli ki radyasyon kalitesi bize göre daha düşük bir ülke olmasına rağmen böyle bir yatırıma yönelmiş durumdalar. Dolayısıyla yani birbiriyle çelişen durumlar değil. Bir tarafta o olumsuzlukları tabii ki dile getireceğiz. Gelişmiş ülkelerin doğaya verdikleri zararı, ama yaptıkları inovatif çalışmalarda göz ardı edemeyiz. Örnek olarak almamızda yarar var. Hakkı kardeşim bir söz istemişti ona. 3 tane sorum var esasında. Kısa soracağım. Yani bir tanesi, şimdi ilk bölümde yaptığımız konuşmada esas olarak bu küresel iklim değişikliğinin bizim kullanılabilir su kaynaklarımızın üzerinde çok ciddi bir tahribata yol açacağını. Zaten yani okyanusların seviyesi yükselecekse, tuzlu su seviyesi artacaksa, değişik katlarda kullanılabilir su düşecek. Şimdi bu şunu mu veriyor? Şimdi sizin anlattığınız tabii ki enerji en fazla kirliliği yaratıyor. Bunu nasıl önleyelim? O konuda sorun var, ama o zaman şöyle bir şey çıkarmamız gerekiyor. Deniz suyundan temiz su elde etmek için küresel çapta çaba göstermek. Bu hem ülkesel çapta olabilir, hem küresel çapta. Çünkü üç tarafımız denizle çevrili. Madem ki su kaynaklarında böyle bir dertle karşılaşacağız, şu anda acaba dikkatimizi şeye mi vermeliyiz? Deniz suyundan elde edilebilecek tatlı su nasıl olabilir? Ki bu konuda işte dünyadaki gelişme ne? Bilmediğim çok soruyorum. Bir sorun bu. Diğer bir sorumsa, eğer yanlış anlamadıysam, sorunuzun içerisinde şöyle bir şey geldi. Biraz da hızlı geçtiniz. Grafikler onun için bir şey diyemiyorum. Dediniz ki işte Türkiye yeraltı zenginliği olan kömür madenlerini kullanacak mı, kullanmayacak mı diye bir sorun, ama dünya trendi kullanmaktan gelen ki orada hani hızlı geçiş yaptınız sanki. Hani biz de kullanmalıyız, kullanmamalıyız, sizin fikrinizi alamadım, ama sanki hükümetin fikri, yani siyasi erkin fikri bunu kullanmaktan yana. Buna bağlayarak da şeyi getirdiniz. Türkiye'nin kurulu gücüne baktığımızda ve üretimine baktığımızda esas kaynak olarak da doğalgaza bu kadar bağımlı olmanın, dışa bağımlılık olmanın artması, bunun mutlaka dengelenmesi. Yenilebilir kaynakları da koyduğumuz zaman şöyle bir şey çıkarttık sunumuzdan, hatalı olabilir. Yani tamam, yenilebilir kaynaklara yatırım yapalım ve yaptığımız bu yatırımlarda esas olarak o pastadaki doğalgazın payını düşürelim gibi. Ama şimdi burada dışa bağımlılık, milliyetçilik açısından baktığımızda belki hak görüyor, ama bir de insanlar karşı olan borcumuz. Yani karbon emisyonunun bu kadar yükselmesi, bunun sonucunda kömürün sadece karbon emisyonunda değil, çıkartılırken de başımıza açtığı sorunlar, işte en son soğuma madeninde, Ermenek'te yaşadıklarımız, bütün bunlara baktığımız zaman esas olarak şu olması gerekmez mi? Yenilebilir, Ahmet Hocamızın dediği gibi, hiçbir zaman için belki temel güç olarak şu an için anlamıyor, ama bir noktada ben onu da göze almak gerekir mi diye düşünüyorum. Ben ilk 1997 yılında Vestas'tan Türkiye için bir anlaşma yapmıştım ki hayata geçiremedim. Ama o sırada en fazla rüzgardan, yani bir direk üzerinde alabileceğimiz, koyabileceğimiz santral 250 kW. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımız zaman durumun bizden geliştiğini görüyoruz. Yani önümüzdeki sizin eğriye baktığımızda, ki özellikle Almanya, Amerika gibi gelişmiş kapitalist ülkelerin, ki bunlara nasıl bakarsanız bakın, yatırım yapmış olması da önümüzdeki 15 yılda buradan elde edeceğimiz enerji verimliliğini ve yatırım bazında arttırmayacak mı? Üçüncü sorum da şu, kaynak dediniz. Ben orada bir soru soracağım. Yani dünya kaynak arıyor diye. İyi, ama şimdi Türkiye olarak baktığımızda nükleer enerji santralının kurulması söz konusu. Bunun için eğer yanılmıyorsam 20 milyar dolarlık bir kaynak buluyoruz. Rusya buluyoruz, üzerinden buluyoruz, ayrı. Ama kapitalist sistem dediğimiz sistem içinde zaten kar elde etme hırsı öne geçeceğine göre, eğer zaten biz rüzgardan ve güneşten de bunları da bizler yapmayacağız, yani ya da başkaları da yapmayacak, bunu yine kapitalistler yapacak. Yani baktığımızda Almanya'da yatırım yaptığı zaman işte TÜSİAD grubu verecek şeyi, yani eninde sonunda para bence ikinci olmayacak. Çünkü eninde sonunda onlar yine bu işten kar edecek. Yani güneşten de elde etsek, güneş santralini yaptığı için, rüzgardan elde etsek, resi yaptığı için, bunu da zaten yine bu kapitalistler yapacağı için aslında para bulması çok tarihi değil mi? Çünkü en sonunda enerjiyi ne üretiyorsan yatırım yapıyorsun. Kömüre yapacağın yatırımı rüzgara yaptığında orada da kar edecek. Kusura bakma, uzun oldu ama 3 tane soru. Cevap vereyim. Şimdi birinci sorumuzda Türkiye'de şu yanlış yapılıyor. Yani en basit bir örnekle bugün Anadolu'yu bilen, Anadolu'ya yaşayan her insan bunu söylemeyecek. Bu gerçeği gördük. Türkiye'de tarımda suyun kullanılması da büyük bir hata var. Yani başka Avrupa Birliği ülkelerine kıyaslarsak eğer, yani Avrupa'yı referans olarak vermek, bunu siyasi olarak nitelendirmeyiz. Yani Avrupa bizim için bir hedeftir yani. Avrupa'yı referans verirsek bunun %25'ler mertebesinde olması gerekirse su tüketimini tarımda Türkiye'de %70'lerin üzerinde. Burada bir acayiplik var ya. Burada bir hovardalık var. Yani, affedersiniz, Türkçesiyle Anadolu insanının çekici alakta. Yani Türkiye buna layık mıdır yani? Bunu yapmaya layık mıdır? Kaynaklarını böyle kötü kullanmaya layık mıdır? Demek ki bizde bir kaynak kullanımında hatamız var. Yani bunu görmemiz lazım. Sanayi üstünün kullanımında da benzer şey var. Ama en yüksek kaybımız tarımdaki üstünün kullanımı. Yani bunun önüne geçilmesi lazım. Yani ben 77 yılında Bulgaristan'a ilk gittiğimde damlama tipi sulamanın orada ne kadar yaygın olduğunu, Romanya'da yaygın olduğunu gördüm. Türkiye'de böyle bir şeyse o zamanlar kimse onun farkında bile değil yani. Türkiye'de müthiş bir su tüketimi var, Allah veriyor. Gitsin yani. Salma sistemi var, salma. Evet, evet. Yani böyle bir gereklik var. Ya bizim o nedenle benim söylemek istediğim o. Yani kalkıp da... Ben şeyi soruyorum, deniz suyundan su elde etmek. O pahalı bir çözüm. Tabii osmozda yapılabilir, birçok şey yapılabiliyor ama Türkiye o noktada değil yani. Türkiye önce kendini bir rafine etmesi lazım. Yani nasıl, kaynaklarını nasıl kullanmış? Doğru mu kullanıyor, yanlış mı kullanıyor? Bunun bir modelden geçirmesi lazım. Doğru bir network'ün kurması lazım Türkiye'de. Türkiye daha bu aşamalar. Dolayısıyla bunu yaptığı zaman nerede hata yapıyor, nerede doğru yapıyor, bunlar daha net, daha delillere dayalı olarak ortaya konacak. Türkiye'nin başaracağı en önemli şey bu. Sanıyorum bu ortaya konacak, yavaş yavaş da izleri bunun ortaya çıktı. İkinci şey de şu, söylediğiniz, yani enerji verimliliğini yerine getirmeyen toplumlar, işte gördüğünüz şeyde, Avrupa'da bile, Orta ve Doğu Avrupa, eski Doğu Blok ülkeleri hala aynı noktada. Ben en son Romanya'ya gittim, oradaki bir üniversitenin çevre bölümünü denetlemeye gittim Avrupa Birliği tarafından. Yani sanayilerini bir takım kaldırmışlar. Hani Almanya'da onu yaptı, Doğu Alman bazı sanayi fabrikaları işte bir marka veya bir euroya elden çıkardılar filan. Ama yani şu var, eğer o hala siz onu kapatıp da hala ithalata dayalı bir sistemle yürütüyorsanız o sistemle siz Avrupa'da yer alamazsınız. Yani bu ülkeler için konuşuyorum. Türkiye'nin o lige girmesi lazım. Yeşil lige girmesi lazım. Yeşil bantta Almanya, Hollanda, İsveç, İskandinav ülkeleri. Bu grupta yer alması önemli Türkiye'nin. Avrupa orada aslında. Avrupa diğerleri Avrupa değil yani. Kömür hocam. Kömür. Evet doğru haklısınız. Ben de o konuda net tutuyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben 2006 yılında biz yine bir özelleştirme idaresinden bir yarışmayla, bir şeyle Amerikan-Alman firmalar falan girmiştik. Biz bir ihale aldık. O ihalede Teknokent'ten bir şirket yoluyla, o ihalede Türkiye'deki bütün termik santralların çevre etütleri ve karbondioksit salınımları modellenmesi. Biz onun modellenmesini yaptık. Orada gördüğümüz Türkiye'deki termik santrallar içerisinde en iyisi Çan santralı. En bol lebaların Çan'da yapılan santral. İnanın orada gecesini bütüne katan elektrik mühendisleri, genç çocuk, genç arkadaşlar orada o santralı en verimli çalıştırmak için uğraşıyorlar. %42'nin altını düşürmemeye çalışıyorlar. Yani o santral Türkiye'nin önünde bir model santral olması lazım. Yani kalkıp birçok santralı gördüm, ismini vermek istemiyorum. Yani nasıl hocam nasıl bunlar kötü yönetilmiş ya? Kötü yönetilmişler. İnanın yani bu kadar kötü nasıl yönetilir bir kaynak nasıl yönetilir? Ama dediğim gibi Çan'da onun çok güzel bir örneğini yapmış. Bu iş başaran bir Türk insanı. Yani onun ben tanımıyorum kendimi. Herhangi bir ne yapılmamı için. Türkiye bunları başardı. O zaman da Türkiye ithal kömürlü, termik santrallarda bu tür teknolojilerle yani akışkan yatakta yakma teknolojisi gibi yeni bir yani yeni olmayan ama olması gereken teknolojiyle değerlendirildiğinde o kömürlerini o zaman Türkiye kendi kaynaklarında daha iyi rafine kullanmış olur. Yani kullanmalıyız diyorsun. Kullanmalıyız ama o tür şartlarda. Yani mevcut haliyle asla. Ama o şartlarda işte. Osmanlı. Sevgili Selahattin ve ben de sınıf arkadaşıyım. Çok teşekkürler bu güzel verdiğiniz konuşması için. Bir çok merak ettiğim bir soru var ama o soru için bir iki şey söylemem gerekiyor. Kısaca, bir büyümeye övgü olgusuyla karşı karşıyayız. Sürekli ülkelerin nasıl daha fazla büyümesini sorun ediliyor. Geçen yüzyılda da demir çelik üretiminin yüksek düzeyiyle övülüyordu. Şimdi de büyüme yüzdesiyle övülüyor. Fakat burada senin de işaret ettiğin gibi bir paradoks var. Büyümenin dünyamızla ilgili sınırları var. Fakat kimse bu konuyu gündeme getirmiyor. Şimdi arkadaşımız otomobil üretiminden bahsetti. Haklı olarak. Otomobil, özellikle lüks otomobil mesela, sadece üretim aşamasında değil, tüketim aşamasında ve hurda aşamasında da dünyayı kirletiyor. Bütün lüks eşyalar için bunu söyleyebiliriz. Silah üretimi söz konusu. Bir defa bunlar işin siyasi kısmı. Ama esas merak ettiğim şey şu. Niçin büyümeden vazgeçilme konusu gündeme getiriyor? Tabii burada şöyle bir sorun var. Eğer nüfusu azaltmadan büyümeden vazgeçerseniz bu bir daha kısa vadeli felaketle sonuçlanabilir. Hem eğitim, hem yoksulluk, hem işsizlik artar. Cehalet, eğitimsizlik, işsizlik ve cehalet artar. Hem de belki bulaşıcı hastalıklar bile çıkar. Yani 3 tane evden şimdi çıkıyoruz. Dolayısıyla burada mesele artık dünyamızın geleceğini eğer bilimsel biçimde görebiliyorsak büyümeden vazgeçmemiz gerekir. Ama büyümeden de nüfusu kontrol etmeden vazgeçemeyiz. Dolayısıyla ben şöyle bir şey düşünüyorum. 2 çocuktan fazla yapma sınırı getirilmesi gerekir. Çünkü bu sağlandığı takdirde nüfus bir süre sonra azalmaya başlayacak. Burada tabii siyasi meseleleri bir yana bırakıyorum. Sen bilimsel ve teknolojik olarak yapmıştın. Ben işin biraz siyasi kısmına getiriyorum ama diyorum ki bunlarla birlikte ele alınmadığı takdirde ve büyüme ekonomisinden vazgeçilmediği takdirde dünya intihara gidiyor. İnovatif tedbirlerle bunlar azaltılabilir. Nitekim sen bunun örneklerini verdin çok sert. Ama bunlar çözüm değil. Böyle bir çözüm öneriyorum. Sormak istediğim şey şu. Gerçeği ben böyle görüyorum. Bu benim kişisel düşüncem. Sen çok sayıda uluslararası toplantıya katıldın. Bu toplantılarda nüfus bağlantısı üzerine hiç kimse bir şey söylemedi. Bunu çok merak ediyorum. Bununla ilgili ben bir şey yapayım. Beraber görmelerini isterseniz. Ben bu katkı yapmak istiyorum. Ben koyuyorum o zaman. Ben Hindistan'ın, Çin'in, Afrikalılarından, Avrupalılara kadar, Amerikalılara kadar otomobil kullanmaya, benzin tüketmeye, elektrik tüketmeye, diğer gıda maddelerini, ihtiyaç maddelerini tüketmeye başladığı zaman dünya ne olacak sorusunu getirmek istiyorum. Bir de bu yani büyüme meselesini durdurduğu zaman bu sistem de bir yani bisiklete binmek gibi bir şey. Durduğu zaman düşüyorsun. Sistemin öyle bir özelliği var. O çerçevede dünyada bu konular tartışılıyor bu forumlarda. Forumlarda bu tartışılıyor. Yani biz geçmişte derdik devrim bisiklete binmeye benzer. Durduğu zaman düşersin sürekli devrim. Kapitalizmin kendisi de öyle. Büyümediği zaman krize giriyor. Dünyada sadece kapitalizm mi var? Var mı? Osman kardeşinin söylediği noktadan biri. Tabii demografik çözümler olmadan bu bilimsel ve teknik çözümlerin herhangi bir anlamı yok. Şimdi demografik kısmı çok önemli. Peki büyüme dediğimiz şey, kavram nasıl yani her topluma göre farklı bir büyüme rakamı ortaya çıkıyor. Yani Çin'in büyümesi bir Almanya'nın büyümesi, bir İsveç'in büyümesi aynı değil. Çin diyor ki bizim büyümemiz lazım. 1,5 milyara yakın nüfus var. O nüfusun kalkınmışlık seviyesinin yükselmesi lazım. Yani bugünkü gelişmiş ülkelerin seviyesine erişmesi lazım. Yani buradaki hareket noktası o çıta. Çünkü o çıtaya herkes yaklaşmaya çalışıyor. Ama yaklaşırken, tamamen haklısın, yaklaşırken bir büyümeden bahsediyor. Peki yani İsveç her sene %10 mu büyüyor? Hayır, öyle bir şey yok. İskandinav ülkeleri %10 mu büyüyor? Böyle bir şey yok. Onlar gelişmişlik sürecini tamamlamışlar. Onlar için çok daha düşük rakamlar yeterli. Fakat bizim ülkelerde böyle bir problem var. Yani biz küçük biçimiz yani. Biz küçük biçimiz. Yaklaşık enerji profili açısından baktığımızda 18'de birisiniz yani. Şimdi ama tabii onun, ben Çin'i 90'dan beri gidiyorum Çin'e. 90'dan beri her girişimde bir inanılmaz bir değişim. bu değişime bu kadar ihtiyaç mı vardı? Yani kapitalist dünyada, liberal ekonominin artık oturduğu kapitalist dünyada bu değişime bu kadar ihtiyaç mı var? Şöyle bakılıyor tabii, yani bugün insan daha iyi yaşamak istiyor, daha iyi şartlarda her şeye erişmek istiyor. Şimdi her şeye erişmenin bir bedeli var. Ama o bedeli yaratmak için ortaya çıkan çabalar, sanayide olsun, teknolojide olsun, onların hepsi bir şeyler uğruna çıkıyor. O yüzden dediğim gibi yani bir anahtar noktada şu, büyüme ama sürdürülebilir büyüme. Kalkınma ise sürdürülebilir kalkınma olması. Tek başına bir harç bir kalkınma felakettir. Bizim, bana göre bizim nüfusumuz çok büyük. Yani bizim nüfusumuzun, dörtte bir olsaydı mesela, Türkiye'nin bu kadar kalkınma hızına ihtiyacı var mıydı yani? Yani bence yoktu yani. Bu hesaplanabilir. Yani, ama tabii Türkiye'nin gelişmişlik seviyesi de uzun yıllar biz biraz şey kaldık, yani ayak sürdük. Uzun yıllar ayak sürdük. Orada çok zamanlar kaybettik. 70'li yılları gözümüzün önüne alalım yani. 70'li yıllarda Türkiye çok zaman kaybetti. 60'lı yıllarda çok zaman kaybettik. O zamanları telafi etmek için de diğer yıllarda asılmaya başladı. Bu da şey getiriyor, sorun getiriyor yani. Yani bu bir paradoks, dediğin haklısın. Peki konuşuluyor mu? Dünya konuşuluyor tabii yani. Konuşulması mı? Tabii konuşuluyor. Özellikle hep gündemde olan Çin, Endonezya'nın durumuna bakın. Yani Endonezya'nın 225 milyon nüfusu var. Bir sürü yüzlerce adası var. Binlerce küçük ada var mesela. Yani ülke ne zaman memnun istemediğine göre kapkaranlık bir ülkedir yani. Yani insanlar gelişmiş düzeyde iyi değil. Yani bu şey görseniz Hindistan, Endonezya ve Çin ekseninin dışına çıktığımızda farklı bir profil görüyorsunuz. Asya ülkelerde de aynı şey. Yani bugün 10 tane Asya ülkesi birleşti, kendi Avrupa Birliği'ni kurdu. Asya ülkesi. Kendi Avrupa Birliği'ni kurdular. 10 tane ülke. Singapur başta olmak üzere. Tayland falan bunlar. Şimdi bu ülkelerde şunu düşündüler. Çin'e almadılar mesela. Hindistan'a almadılar. Bunlar bir Endonezya'ya aldılar. 225 milyonluk Endonezya'ya yük ama Endonezya onlara yük olmadı. Yani kendilerine göre bir sınır koydular. AB sınırı gibi bizim AB'ye benzer bir profil oluşturdular. Yani bu bir paradoks. Osman kardeşimin söylediği gibi. Bu paradoksu dünya henüz çözmüş değil. Zaten çözmesi çok zor, mümkün değil. Bu böyle gidecek ama nasıl gidecek hep sürdürülebilir şartıyla gidiyor. O şartla giderse en az zararla gitmiş olacak. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi öncelikle şurada biz iş yaptıklarını anlıyoruz. Yani güneş ve rüzgar gibi yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının henüz ülkelerin ihtiyacını karşılayacak durumda olmadığını biliyoruz. Ancak şunu da yani kabul etmek lazım. Belki kötü bir örnek ama biraz önce konuşuyoruz. 2050 yılında Almanya tüm enerji ihtiyacını yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı planlamıştırdı ve bunun hükümet politikası haline getirdi. Şu an. Yani 2050 yılında Almanya tüm ihtiyacını yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacak. Açıklama böyle. Dolayısıyla şimdi bizim ya bu enerji kaynakları henüz işte ihtiyacın tamamını karşılamaz diye bir bence başlamamak lazım. Bu evet doğrudur. Bu ülke teknolojik seviye, bugün maliyetleri, tüm maliyetleri vesaire bir sürü faktörü göz önüne aldığımızda bunun karşılayabilecek durumda olmadığını görüyoruz. Zaten 2035 projeksiyonlarının hepsinde yani kaynaklar 15 geçmiyor toplamda. Yani hidrolik koyarsak biraz daha fazla olabilir bu elektriği. Şimdi bu başka bir, bence burada yani yeni ve yenilenebilir hedefinin merkeze konması lazım. Ha, Türkiye koyuyor mu? Bana bile koymuyor. Yani radikal kavram değişiklikleri var, bazı yönetmelikler değiştirdi ama hepimiz biliyoruz ki yani örneğin şu anda Çanakkale'den Lapseki üzerinden gelen bu sınırla beraber onlarca termik santral teşvik ediliyor. Üstelik de Türkiye'deki teşvik araçlarında 500 derece ülke teşvik araçlarının tamamından faydalanıyor ve tümüne garanti veriliyor. Şimdi baktığımız zaman aslında Türkiye bence yani zihniyet olarak da yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları meselesini merkeze koymuş görünmüyor. Şimdi buradan baktığımızda da aslında bence bugün en çok üzerinde durulması gereken şey yeni enerji kaynakları nasıl öne çıkarılacak ve teşvik edilecek, bu kavramın üzerinde çalışmak lazım diye düşünüyorum. Belki sorudan ziyade şey değil. Şimdi bakın, bu 3 kilo wattların kurulu gücü günde 20 saat çalışsa işte senede 15.000 kilowatt saat üretir ama 4.000 üretiyor. Yani yenilenebilir üretim sistemleri 24 saat çalışmıyor. Rüzgar olduğu zaman çalışıyor. Dolayısıyla ömürleri şart. Doğru şunu söyleyeyim. Yani enerjide sadece güneş, Ahmet Hocam'ın söylediği gibi, sadece rüzgarla bu işi başaramazsınız. Çünkü rüzgar her an enerji üretmiyor. Güneş her an enerji üretmiyor. Oysa sisteminiz içerisinde her an enerjiye ihtiyaç var. Olan yerlerde. Yani merkezi grid, bakın şu anda mesela biz size bir örnek vereyim. Biz bir güneş santrali için proje yaptık. O da şu. Güneş santralından elde edeceğiniz elektriği 48 saate kadar en doğru şekilde bildirmek zorundasınız. Bunun için de model çalışması yapmanız lazım. Çünkü diyor ki merkezi sistem, gridi yöneten sistem bana diyor ne kadar elektrik üreteceğini 48 saate kadar üreteceğini doğru bildirmen lazım. Ben de ona göre diyor politikayı yapacağım. Sistemini kuracağım diyor. Eğer diyor fazla yaparsan ben sana geri charge ederim parayı. Fazla söylersin. O yüzden dinamik modeller kullanılarak doğru tahminler yapmak zorundalar. Bu işi üretenler. Ayrıca her istediğiniz yere de kuramıyorsunuz. Kuracağınız yere mutlaka stabilitesi bakımından bütün sistemin özellikle de kısa devre güçlere bakımından elverişli olması lazım. Ve hangi gerilim seviyesinden bağlanacağınız da çok önemli. Dolayısıyla çok iyi programlar yapmak lazım. Ben daha değişik bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu konudaki yürütülen fikirlerin arasında aslında küremizin tarihsel geçmişinde periyodik olarak ısınmaların ve soğumaların bulunduğu, dolayısıyla bizim fosil yakıtları kullanmamızdan kaynaklanan karbondioksit emisyonunun bizim fosil yakıtları kullanmamızla doğrudan doğruya bağlantılı değil, bu periyodik değişime bağlantılı olduğu şeklinde iddialar var. Dolayısıyla az önce bazı arkadaşların söylediği gibi bu sistemin de her ne kadar çevresel, yakın çevrenin temizliğine doğrudan katkıda bulunacakları açık gibi gözükse de bu şeylerin kaynak aktarmaya yönelik enstrümanları olduğu, dolayısıyla ben rüzgara da yatırım yapsam, güneşe de yatırım yapsam, ürettiğim kaynakların onun asıl üreticisi olan ülkelere aktarıldığı biçimde bir eleştiri var. Benim sormak istediğim şey, acaba bu dönemsel değişim ne kadar fiziksel tabana oturuyor? Bu konuda anlatmamız mümkün. Burada zaten göstermeye çalıştım. Özellikle 2007 IPCC raporu ve 4. değerlendirmeye ve 2013 5. değerlendirme raporunda bilimsel olarak bu kanıtlandı ki iklim değişikliğini, yani daha doğrusu tırnak içinde insan kaynaklı iklim değişikliği meydana geldiği süre bu sanayi devriminden sonra oluşan süredir. Bundan önceki salınımlar bu işin dışındadır. Yani buradaki insan kaynaklı iklim değişiminden bahsediyoruz. Doğal iklim değişiminden bahsediyoruz. İnsan kaynaklı iklim değişikliği hareket noktası sanayi devriminden itibaren. Ve o devrimden itibaren olan bu değişikliği delilleriyle artık kanıtlanmış olan. Yani bunun dışında işte iklim değişikliği yoktur dediğiniz tarzda göndermeler yapılan görüşler vardır. Dünyanın her yerinde de vardır görüşler. Yani böyle farklı görüşler vardır. Ama ortada bilimsel olarak kanıtlanmış, delilleriyle kanıtlanmış bir gerçek var. Dolayısıyla ben katılmıyorum. Pardon, ben küçük bir kafamdaki soruyu gidermek açısından söylüyorum. Yani o söylediğiniz şeyi zaten grafiklerinizde gördük, yani karbondioksit salınımı ile doğrudan doğruya bağlantılı gözüküyor iklim değişikliği şey olarak, ama bunun nedeninin sadece fosil yakıtların kullanmasına bağlı olmadığı biçimdeki iddianın temeli var mı? Onu sormak istedim. Zaten işte görüyorsunuz karbondioksit konsantrasyonları bugün gelinen seviyeyi 1950'lerde Malmanoğlu'na ölçülen değerle bugünkü seviye arasında %38 bir oran artışı var. Ve bu giderek lineer olarak neredeyse artıyor. Her ne kadar yani şöyle o eğriye dikkat etmişseniz o eğri küçük iniş çıkışlar izler ama tren gider. Onlar şeydir. İşte o doğal mekanizması içerisinde ilkbahar ve sonbahardaki değişimleri gösterir. Ama o değişimler obrikçe sonuç olarak lineer bir trend içerisinde gidiyor. O trend bugün 400 ppm'ye ulaştırdı dünyaya, atmosferimiz, karbondioksit. Yani kendi içinde salınlar var. O kırmızı ile gösterdiğim grafikte kendi içinde küçük inişler ve çıkışlar var ama sistemin bütünü içinde bir trend ile beraber gerçekleşiyor ve bu trend artış yönündedir. Başka soru yok sanıyorum. Ben bir şey var. Hocam şimdi karbondioksit ağırlıklı açıklamalarını yaptınız. Aslında metan gazının da dera gazı olarak atmosferin ısınmasına etkisi olduğu gerçek. Onun da birçok kaynağı var. Doğal gazın kullanımı bir kere başlı başına metan gazı kaynağı. Maden ocaklarından çıkan, bataklıklarda mikroorganizmaların ürettiği metanla birlikte. Onun rolü nedir, payı nedir bu ısınmada? Şöyle, aslında 6 tane toplam sera gazı var. Metan da bunun ikincisi. Karbondioksit birincisi, metan da ikincisi. Ki metan daha etkilidir. Aslında radyatif etkisi daha yüksek. Fakat bunlar hesaplanırken karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplanır. Dolayısıyla hepsini bütün olarak değerlendirir. İçinde yani. Hepsi içinde değerlendiriyor. Selahattin Hocama çok teşekkür ediyoruz. Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz. Tarihin derinliklerinden başlayıp bu konudaki gelişmeleri gayet güzel özetledi ve çözüm önerilerini sundu. Çok yararlı söyleşi oldu. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi günün anısına görmedin mi? Büyük hızla gidiyor. Bizler sokaklarda insanları aydınlatmaya çalışırken mühendis arkadaşlarımıza bu konunun özünden neler yapmaları gerektiği konusuna bir şey söylemiyoruz. Hep beraber direnişin yolunu bulmak zorundayız. Kurumlarımızı ayakta tutmak zorundayız. Kurumların kişisel iradelere dönmesini önlemek zorundayız. Cumhuriyetimiz de elden gidiyor, ülkemiz de elden gidiyor. Lütfen bunu hiç unutmayın. Buralardaki birliktelikler, buradaki oluşumlar TMMOB ve EMO olduğu için oluyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Tamam, hazırım ben. Kemal Han da geldi. Fuat Hocam, siz de buyurun. Fuat Hocam. Bekleyelim, Fuat Hoca da geliyor. Herkes gelsin. Sen de gel.